Efendim iyi akşamlar sevgili Ege Türk izleyicilere. Tekrar bir siyaset gündem programında beraberiz efendim. Bu akşamki konuğumuz usta bir üstad, iyi bir yazar, iyi bir gazeteci, sevdiğim bir abim. Çıkmış kitapları ve o kitaplarını okuduğumda zevk aldım, keyif aldım. Çok güzel anekdotları, notları ve şeyleri var, yorumları var. Ben çok keyif alıyorum. Onu abimizi, üstadımızı konuk edelim dedik. Kimdir bu üstadımız? Balıkesirli sevilen gazeteci yazar Sayın Beyiç İstanbulluoğlu. Sayın Beyiç Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız Sayın efendim? Sayın Karakaşlar sağ olun. Teşekkür ediyorum. Üstad yine bir kitap çıkmış 100 gün. CHP mi AKP mi derken ben o kitabı hala böyle not ala 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 okumaya devam ediyorum Beyiç Usta. Bu nasıl bir keyif, nasıl bir ambiyansla yazdınız, nasıl yaptınız teşekkür, bunu? Teşekkür ederim. Yani bence bunu sevgili seyirciler AKP mi CHP mi attı kitabı herkesin okuması lazım. Özellikle de sosyal demokratların çok iyi okuması lazım. Yani hem bir öz eleştiri var. Hem eleştiri var, hem izlenmesi gereken yön var, tayin var, yorum var. Yani kolay değil. 300 küsur sayfalık. Evet. Ben daha yarısına yeni geldim. Böyle not ala ala gidiyorum. Beyiç Bey, çok keyif aldım. Tabii bu 100 gün kitabını daha yeni geçti elime. Şimdi onu özellikle sonra getirdim size. Onu bitirin diye, öbürünü bitirin diye. Sağ olun, sağ olun efendim. Evet. Ne oluyor üstad? Türkiye'de siyaset ne oluyor? Nerelere gidiyor? Ben sizin böyle çok tespitleriniz var. Onlardan faydalanalım diyorum. Çünkü sevgili seyircilerimiz de faydalansın diyorum. İsterseniz bir Balıkesir'den mi başlayalım? Balıkesir siyasetinden mi? 30 Mart yerel seçimlerinden mi başlayalım? Yoksa böyle ulusal... Ben önce isterseniz... Kitaplardan mı başlayalım? Evet, size tamam. Sağ olun. Önce bir... Size teşekkür borcum var. Bunu telefonla ve yüz yüze ilettim ama bu yayın aracılığıyla tüm izleyicilere bir kere daha belirtmek istiyorum. Benim kitabıma gösterdiğiniz ilgi gerçekten çok önemli ve değerliydi. Benim için anlamlıydı. Sizin programınızdan sonra birçok arkadaşım beni aradı. Birçok tanımadığım insan beni aradı. Kitapla ilgili sorular sordu. Nasıl temin edebileceklerini söylediler. Biraz önce belirttiğiniz bir şey var. İşte çizerek okuyorum, dikkat ederek okuyorum diye. Zaten bu kitap, o ilk kitabım benim. Açıkçası 2,5 yılda yazdığım bir araştırma kitabı olduğu evet, için. Tam bir araştırma. Tam bir araştırma. Çünkü 50 kaynak kitap var orada. 20 de bir kitap kalınlığında dergiler var. O sosyal demokrat dergiler falan var. 90'lı yıllarda çıkan. Ben onları falan da taramıştım. Dolayısıyla bu kitap zaten bir başucu kitabı niteliğinde ben ne kadar başarabildim onu bilmiyorum. O niyetle yazmıştım. Ben söyleyeyim size. Buyurun. Benim masada başucumda duruyor. Teşekkür ederim. Benim masamda başucuda duruyor. Çizmişsiniz onu da gördüm. Hayır evet. Şöyle Sayın Ustam. Ben çok kitapta not almam. Mesela bir sayfada çok önemli dipnotlarını çizerim. Sindirebilmek için. Belki de benim öyle bir özelliğim var. Evet. Siz şeye bakıyorum. Sayfaya bir bakıyorum usta. Bütün hepsinin altını çizmişim. Ben dedim ne oluyor hepsini önemli görmüşüm. Onun için yarısına kadar. Yani bir okudum. Evet. Bir sindire sindire okuyayım dedim. Çünkü çok farklı bir eser geldi. Evet. Şimdi... onun için öncelikle teşekkür ederken o belirtmek istediğim bu kitapta örneğin küreselleşme konusu var, evet. Avrupa Birliği konusu var, Kürt sorunu konusu var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitabın yarısı hemen hemen onu teşkil ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan hatta biraz da öncesinden başlayarak bugünlere geliş süreci var olduğu gibi. Evet. Sosyal demokrasi var, CHP'nin mevcut durumu var, AKP'nin durumu var. Dolayısıyla din konusu var. Çok fazla olmasa da. Dolayısıyla hangi konuya ihtiyaç duyarsanız, örneğin Avrupa Birliği konusunda işte nasıl bir bakış açısı gerekir diye. Çünkü burada bugünkü iktidarın ve önceki Cumhurbaşkanı Sayın Gül'ün Refah Partisi'ndeyken Avrupa Birliği konusunda söyledikleri, daha sonra söyledikleri, birbiriyle taban tabana zıt söylediklerin hepsi gazete arşivlerinden çıkarılıp belgeli olarak bu kitabın içerisinde var. Yani siyasette
eğer yazılı olarak ortaya bir şey koyduysanız ya da gazeteler sizinle ilgili ya da televizyonlar sizinle ilgili bir program yaptı ve onu kayda almışsa o bir yere gitmiyor. Eninde sonunda sizin önünüze bir şekilde geliyor. Evet, çıkıyor. Dolayısıyla o kitabın öyle bir şeyi var. Yalnız ben o kitapla ilgili bir şeyimi özellikle bu program vesilesiyle belirtmek isterim. Benim kitabın ismi için koyduğum, esas olmasını istediğim ismi seçenek var olmasıydı. Ben kitabıma o ismi vermek istiyordum. Alternatif var ya da seçenek var. Neye seçenek var, neye alternatif var? Yani Türkiye'de yıllardır bugünkü iktidar, dünkü iktidar iyi yönetilmediği, insanların durumlarının çok fazla iyileşmediği, sadece varlıklı kesimin sayısının biraz daha arttığı ama işte orta direğin bir zaman olup bir zaman olmadığı, yıkıldığı. Dolayısıyla buna köklü bir çözüm, köklü bir alternatif üretmek mümkün. İşte neleri yanlış yapıyoruz, neleri doğru yapıyoruz, bunları ortaya koyan, sanki CHP mi AKP mi deyince AKP diyelim ki bir seçim sonra siyaset sahnesinden gerilediğinde bu kitabın değeri düşmüş gibi mi algılanır, evet, endişesi var. Evet, öyle bir algı da olabilir. Olabilir. Ha, ama özellikle o konuda benim çekincem var. Sanıyorum üçüncü şey olacak, baskıcısı olacak. Yayın eviyle de bir problemimiz var. O nedenle Altın Post Yayın Evi'nden aldım şeyimi. Belki diğer baskısı alternatif var olarak ya da seçenek var olarak çıkabilir. Ve o anlamda da bir araştırma kitabıdır. İstediğiniz zaman herhangi bir konuya bakabilirsiniz. Hayır, şimdi tamam, araştırma çok güzel. Beyiç Bey, ben şimdi kitaba baktım da okudum da inceledim de, incelemeye sürekli de yanımda durduğu için okuyorum ben. Benim böyle bir kitap okuma, hani başlayınca kitabın yarısını bitireyim diye bir şeyim yok benim. Tabii. Ben bir bölümü alıyorum, işte 3 sayfaysa 5 sayfaysa. Doğru yöntem de o zaten. Evet. Onu okuyorum, evet, onu sindire sindire okuyorum. Yani sizin şimdi orada bir doneye veriyi almışsınız ama bir yerden o done ve verilerin arasında kendi şeyinizi de koymuşsunuz. Tabii yorumum var. Kendi yorumunuz da var ama o yorum da yormuyor insanları. Evet. Yani böyle bir dikte eden bir yorum da değil yani. İşte bu böyledir diyen de değil. Öyle bir üslup kullanmışsınız ki orada. Yani ya bak, bu burada ben katılıyorum. Burada doğru söylüyor. Burası güzel bir şey diyor. Öyle güzel bir çalışma yapmışsınız yani. Ben keyif alıyorum yani. Ben bunu seyircilere de söyleyeyim. Ben böyle bölüm 5-6 sayfa, 10 sayfa bunu bu şekilde okuyorum yani. Evet. Bu şekilde okuduğum zaman bir oyun gibi bütün taşları dama gibi yerine koyuyorum yani. Ondan sonra böyle bir sürükleyici bir havası da var kitabın. Hı. Aslında okurken baktığın zaman ya bunun işte arkasında devam edeyim diyorsun ama ben siyaset, çünkü farklı farklı konularda işlediğiniz için işte her şey var içinde. Bazen siyaseti bütün geniş kapsamlı düşünemeyen, yapamayan vatandaş okurken yorulabilir. Belki konuları atlayabilir. Onun için bence bölüm bölüm okumakta fayda var yani. Evet. Güzel bir kitap. Yani bayağı bir emek vermişsiniz. Mustafa Bey, zaten ben o kitabın sonunda da şöyle bitirdim. Bu benim pencerem. Ben bir pencere açtım. Evet. Yani yine tekrar bazı konulara dönecek olursak, Avrupa Birliği konusunda bize söylenen bir takım sözler vardı. İşte Avrupa Birliği'ne Türkiye girecekti. Avrupa Birliği'ne Türkiye girerse Avrupa Birliği nedeniyle hem daha demokratikleşecek, hem işte daha gelişecek, ekonomisi, sanayisi gelişecekti. Bu konularda sözler verilmişti. Ben bunları da yazdım. Öbür taraftan verilen bu sözlerin tutulmayıp Türkiye'nin Avrupa Birliği nedeni, Gümrük Birliği üyeliği nedeniyle yılda 10 milyar dolar zararı nasıl çektiğini de yazdım. Evet. Ve şunu söyledim, yani bu benim bakış açım. Bir tarafta evet, Türkiye Avrupa Birliği üyesi olsun ama kendi gücüyle, kendi olanaklarıyla ve Avrupa Birliği içerisinde açıkçası ütülen taraf değil, eşit hak edebilen taraf olsun. Oranın demokratik kültürünü, çağdaşlaşma medeniyetini alsın. Bütün bunlara hiçbir itirazımız yok. Ama bunu yaparken Türkiye ütülmesin de, Türkiye sömürülmesin de, Türkiye kandırılmasın da, bunları da yazdım. Ha, yine de okuyucu diyebilir ki hayır, sen bu konuda böyle de yazmışsın ama ben bunu böyle düşünmüyorum, böyle düşünüyorum. Elbette ki öyle de düşünebilir. Ben sadece bir pencere açtım.
Dileğimiz o ki bunu daha çok insan okusun, daha çok insan tartışsın ve daha farklı fikirler ortaya çıksın. Hep birlikte ortak akılla doğru yolu bulalım. Yani evet, okumak gerekiyor. Bütün mesele bu. Şimdi Avrupa Birliği olayında benim hiç bakış açım şu. Ben Avrupa Birliği'ni yıllardan beri isyan edenlerden bir vatandaşım. Sonunda gazeteci ve televizyoncuyum. Ben orada bir şey görüyorum. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Katılır mısınız bu fikrime onu da bilemiyorum. Avrupa Birliği'nde böyle bir dayatma var ya, benim bu belki Türklük yapımızdan mıdır bilemiyorum, yani genlerimizden mi vardır. Böyle dayatmaya, esarete çok alışmış bir milletin çocukları değiliz biz yani. Atalarımızdan, gelmişimizden, geçmişimizden bizde bir hürriyetimize ve demokrasimize, yani hür yaşamamıza birçok şeyimiz var, düşkünlüğümüz var. O dayatmalarla sanki bizim kültürümüzü, törelerimizi öldürmek istiyorlar gibi. Yani nasıl Türklerin çok güzel bir misafirperverliği söz konusudur. Bazı şeylerimizi de öldürmeyi, üretmeyi, durdurmayı. Böyle bir Avrupa Birliği'nin bizi böyle bir cendere içine alma gibi bir ben şey görüyorum. Böyle bir dar alan görüyorum. Ve hatta zaman zaman da şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o sert çıkışlarına da çok katıldım. Neden katıldım? Bu kadar da yani Avrupa Birliği'nin kapısında bir ülke, bir insanlık, bir toplum bekletilmez dedim. Sizce de bizde bir kültürümüzü öldürme gibi bir söz konusu var mı bu Avrupa Birliği'nin dayatmalarında? Evet, şimdi isterseniz biraz geriden hemen alayım. Konu aslında Avrupa Birliği şu andaki gündemle çok ilgili değil ama kısaca bir girip çıkalım. Avrupa Birliği konusunda Refah Partisi milletvekiliyken Sayın Abdullah Gül'ün meclis konuşması var. Bu kitapta konuşmanın olduğu gibi var. Tamamı var. Tamamı var. Orada diyor ki bu Hristiyan kulübüdür. Ve bu Türkiye'yi sömürmek için bizi kurulmuş bir tuzak gibidir. Aslında Avrupa Birliği bizi içine almayacak. Bizi oyalıyor. Bu tuzağa düşmeyelim diye. Bizzat Abdullah Gül'ün kendisinin meclis konuşması, meclis tutanaklarında bu kitabın içinde var. Aynı Sayın Gül daha sonra %100 bir Avrupa Birliği savunucusu oldu. Şimdi itiraz eden şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, o da aynı şekilde milli görüş gömleğini çıkarmadan önce Avrupa Birliği'ne düşmandı. Sonra Avrupa Birliği sevdalısı oldu. Biz Avrupa Birliği'nden kopamayız dedi vesaire dedi. Sonuçta burada şöyle bir şey ortaya çıktı. Yani bir anlamda biz tutarsızlık söz konusu. Yani bir şeye karşı bakarken siyasi çıkar olarak değil de ülke çıkarı olarak bakarsınız. Yani sizin siyasi partinizin çıkarı öyle olabilir, böyle çok olabilir. Doğru. Ama önemli olan ülkenin çıkarları neyi gerektiriyordur, odur. Şimdi buradaki temel sorun Avrupa Birliği ile ilgili, bizimle ilgili temel sorun şurada. Yunanistan, Portekiz ve İspanya Avrupa Birliği'ne 1980-82 yıllarında sanıyorum Yunanistan'da 86 yılında Avrupa Birliği'ne, Gümrük Birliği'ne, pardon Avrupa Birliği'ne alındı. Ve Avrupa Birliği dedi ki Yunanistan, İspanya ve Portekiz'e biz sizi önce dedi Gümrük Birliği'ne almayız. Almayalım. Neden almayalım? Sizin ekonominiz Avrupa Birliği ülkesi, üyesi ülkelerle yarışacak düzeyde değil. İspanya, Portekiz ve Yunanistan'a. Biz önce sizi Avrupa Birliği'ne alalım. Avrupa Birliği'nde Yunanistan'a 42 milyar dolar, Portekiz'e 30 küsür milyar dolar, yine İspanya'ya da 38 milyar dolar, rakamlar biraz aşağı yukarı olabilir, yardım etti 7 yıl içerisinde. O 7 yıl sonra bu yardımlardan ekonomisini bu üç ülke biraz daha toparladıktan sonra Gümrük Birliği'ni aldı. Halbuki Avrupa Birliği statüsünde Avrupa Birliği üyesi olmadan Gümrük Birliği üyesi olan tek ülke var, o da Türkiye. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok esas bizim benim açıkçası üzüldüğüm ve beni rahatsız eden, isyan ettiren nokta bu. Şimdi sizi Gümrük Birliği'ne alıp... Nedir mahsuru? Şudur. Avrupa Birliği'ne almıyor ya bizi. Evet. Gümrük Birliği üyesiyseniz Avrupa Birliği'nin aldığı bütün kararlara uymak zorundasınız. Bu şu demek. Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesi, Almanya. Örneğin işte bir Irak'la ticari bir anlaşma yapacak, bir şey yapacak. Aynı konuda sizin de Irak'la ilgili benzer bir şeyiniz var, ticari ilişkiniz var. Orada Almanya'nın söylediğini yapmak ve Almanya'nın aldığı kararları kararlara uymak zorundasınız. Bunun anlamı şu, yani siz bir kararların alınmasında
Hiçbir şeyiniz yok, dahliniz yok çünkü üye değilsiniz. Ama o grubun aldığı kararlara uymak zorundasınız. Şimdi böyle bir şey olmaz. Biz bunu mesela Kıbrıs örneğinde ve şey örneğinde gördük. Azerbaycan örneğinde gördük. Örneğin Kıbrıs'a Avrupa Birliği ambargo uyguladığında Türkiye o ambargoya uymak zorunda kaldı. Neden? Çünkü üye değilsin ama gümrük birliğinden dolayı onun söylediklerini yapmak zorundasın. Hmm. Dolayısıyla bizim öncelikle Avrupa Birliği üyesi olmamız gerekirdi. Avrupa Birliği üyesi olmamızda şöyle bir mahsur vardı. Nüfusa göre parlamento sayısını parlamentoya üye gönderiyor biliyor ülkeler. Dolayısıyla Türkiye Almanya ve Fransa'dan sonra özellikle Almanya'dan sonra Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği parlamentosunda en güçlü ülkelerden birisi olacaktı. Dolayısıyla bunu Avrupa Birliği'de, Almanya'da oranın çünkü lider meclisteki ülkesi, milletvekili sayısına göre mi gönderiliyor yani? Hayır, nüfusuna göre. Evet. Yani Türkiye 70 milyonluk nüfusuna göre orada aşağı yukarı Almanya'ya yakın bir şey gönderecekti. Üye gönderecekti. Bu da sizin Avrupa Parlamentosu'nda ciddi bir ağırlığınızın olması demek. Söz sahibi olmanız. Onun için size Avrupa Birliği üyesi yapmıyorlar. Ve şimdi Cumhurbaşkanı, önceki başbakan da artık bunu yıllardır gördüler, biliyorlar onlar da. Yani Avrupa Birliği bizi oyalıyor. Bakın bizi almıyor. Bizim küçük illerimiz durumundaki ülkeleri Letonya'sına kadar hepsini alıyor. Ve en son ilan ediyor. Diyor ki 28 ülkeden sonra artık biz genişlemeyeceğiz ve yeni bir üye almayacağız. Sizi diyor ortak statüsünde diyor şey yapalım diyor. İmtiyazlı ortak yapalım sizi diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Koskoca Türkiye ekonomisi. Yani bu konuya biraz belki fazla girdik ama bunları ben tartıştım burada kitapta. Belgeleriyle koydum. Özellikle bir de Erol Manisalı bu konuda son derece yetkili ve otoriter birisidir. Otorite birisidir. Abdullah Gül de kendisinin ismini vererek Avrupa Birliği konusunda onun uzmanlığını şey yapmıştır. Teslim etmiştir. Dolayısıyla bizim bu konuları doğru öğrenirsek doğru tavır almamız bence daha kolay olur diye düşünüyorum. Çok önemli. Tabii yani şimdi Avrupa Birliği bence ben inanıyorum ki çoğu seyircimizin Avrupa Birliği parlamentosunda Almanya'dan sonra çok üyeyle temsil edecek ülkenin Türkiye olduğunu bilen seyirci sayısının çok az olduğunu düşünüyorum. Eğer olsaydı ama almadılar. Onun için ama hala da bence ama ne yapıyor işte bizim Türk siyasetinde de seçim zamanı geldiği zaman biliyorsunuz işte bir belli bir yüzde kararsız bir kesim var. Demokratik söylemlerle Avrupa Birliği'ne muhakkak sarılmak zorundasınız. O oyu sandığa kendi partinize getirebilmek için hani milli görüş gömleğini çıkarıp da söyleyebiliyorlar. İşte uç partilerde olup da söyleyemeyenler, milli görüş olup da söyleyemeyenler işte böyle demokratik gözüküp o kararsızların oylarını da almak işte demokratik söylemlerle gerçekleştiriyor. Ama işin aslında onlar da biliyor. Ama vatandaş ve halk biz o bu bilmiyor ama araştıran biliyor bu konuyu. Mustafa Bey şöyle bir umut yaratıldı. Yani biz Avrupa Birliği üyesi olursak hepimiz sınıf atlayacağız. Hepimiz köşeyi döneceğiz. İşsiz kalmayacak. İstediğimiz zaman kolumuzu sallaya sallaya Avrupa'ya her yere gidip geleceğiz. İstediğimiz zaman orada iş bulabileceğiz. Böyle bir masal anlatıldı. Aslında böyle bir masalın olmayacağı işte o 62'den bu yana kaç yıl olmuş? 53 yıl mı olmuş? 53 yıldır. 2002. 53 yıllık bir hayal bu. Tabii. Yani bunu söylerken bu eleştiriler yaparken şöyle anlaşılmasını istemem. Yani Avrupa Birliği'nin o çağdaş modern yapısı içerisinde olmasını Türkiye'nin tabii ki isterim. Ama şunu da görülmesini isterim. Avrupa Birliği o eşitlikçi, adaletçi, özgürlükçü tavrını kendi içinde gösteriyor. Ama aynı şekilde örneğin bir Yugoslavya'nın parçalanmasında adeta akbabalar gibi bütün hepsi tepesine üşüşüyor. Bu birazcık kendine Müslümanlık gibi bizim şeyimize, tabirimizde. Tabii bunları tartışmak, bunları bilmekte yarar var diye düşünüyorum. Tabii o zaman Türkiye'deki şu andaki 2015'te bir işte barış sürecinde Türkiye'nin parçalanması söz konusu olduktan sonra mı Avrupa Birliği Türkiye'ye dağılımlı bakacak? İşte Yugoslavya'da bir parçalanma süresi oldu. Her şey ufakla parçalar bölündü ama işte Bulgaristan dahil herkes dahil oldu. Bence
Avrupa Birliği'ne dahil olmayalım. Ben yani zaten ben alacaklarını açıkçası orada da yazdım. Çok sanmıyorum. Yani keşke öyle bir eşit statüde ortaklık içerisinde olabilsek. İşte ya, Yunanistan kapı deyip komşumuz Yunanistan'ın evet. yaşadıklarını biliyoruz yani. Evet. O Çipras'ın söylemlerine de ben fazla inanmıyorum. Siz inanıyor musunuz? Şimdi vallahi Yunan halkı inandı. İnandı ve oy verdi. Siz inanıyor musunuz? Ben şöyle inanıyorum Çipras'ın söylediklerine. Şimdi Çipras'ın çok önemli bir çıkış noktası var. O da şu. 2010 yılında Almanya ve Fransa dönemin Yunanistan Başbakanı'na biliyorsunuz Yunanistan yaklaşık 10 yıldır kriz içerisinde sürekli. Hatta en son 2011 yılında maaşlarını ödeyemedi. Memurların maaşlarını, çalışanların maaşlarını ödeyemedi. O kadar sıkışık bir durumdaydı. Dediler ki Yunanistan'a önce adalarınızı satın falan dediler. Oradan bir şey çıkmayınca o zaman dediler size biraz şey yapacağız, bir silah satalım, bizden silah alın. Siz bizden silah alırsanız biz de Avrupa Birliği fonundan Yunanistan'a yardım çıkartırız. Ve 2010 yılında Avrupa Birliği fonundan Yunanistan'a 9 milyar dolarlık silah sattılar ve onun karşılığında da Yunanistan'a 10 milyar dolar sanıyorum yardım ettiler. Bu şu demekti. Yani biz size birazcık elinizi rahatlatacağız ama karşılığında borcunuz artacak. Yunanistan'ın bugün 250 milyar dolar borcu var. Küçücük Yunanistan, işte bizim İstanbul kadar olan bir Yunanistan, 250 milyar dolar borcu var. Pire limanını sattılar, özelleştirdiler. Bir takım şeylerini, değerlerini alıyorlar, satıyorlar, götürüyorlar. Şimdi burada inanıp inanmama meselesinde şunu yapması lazım. Bir takım şeyleri karşı olmak tamam. Bunlara hayır demek tamam. Ne diyor mesela? Bu borçlanma, bizi silahlandırmaya yönelik borçlandırma tamamen Yunan halkının çıkarına değildir. Neden değildir? Çünkü Yunanistan bir savaş halinde olsa silah alırsın. Savaş halinde değil. Ne alıyorsun silahı? Ama Mustafa Bey onunla sınırlı kalmıyor. Yani sadece Yunanistan'ın almasıyla sınırlı kalmıyor. Onunla birlikte Türkiye'de onun 3 katını alıyor. Biz de 3 katını alıyor. Çünkü yani, aramızda bir şey var. Husumet var. Yunan milletinden satınca bize de satıyor. Ve 3,5 yılda bu Avrupa Birliği'nin Savaş ve Silahlanma Komisyonu raporudur. Türkiye 74 milyar dolar, Yunanistan'da 28 milyar dolar silah aldı bu Avrupa Birliği iki ülkesinde. Yaklaşık 110 milyar dolar. Dolarlık silah aldılar. Bunlar resmi rakamlar, bizim uydurduğumuz, tahmini söylediğim şeyler falan değil. Siz şimdi bu kadar borçlanınca bunun karşılığı oluyor tabii. Bunu ödemek zorundasınız. Ödeyince, ödemek için ne yapacaksınız? Ya borç alacaksınız, ya da kemerleri sıkacaksınız. İşte onun için Çipras dedi ki hayır biz kemer sıkmayacağız artık dedi. Çünkü neden, bu borçlar bizim borçlarımız değil dedi. Ve bu borçların bir kısmını biz ödemeyeceğiz dedi. Ben buna inanıyorum. Şunun için inanıyorum. Ekvator, Latin Amerika ülkesi Ekvator ve Arjantin'de bu model uygulandı. Şöyle uygulandı. Ama onlarda başkanlık sistemi var. Burada da cumhuriyet var yani. Hayır, şunu şöyle uyguladılar. Borçlar konusunda Mustafa Bey, uluslararası literatürde 10 yıldır yeni bir kavram girdi. Musibet borç. Musibet borç şu demek. Bir borcun, alınan bir borcun ülkenin halkının çıkarlarına olması lazım, kullanılması lazım. Halkın bu borçtan haberi olması lazım, bilmesi lazım. Üç, daha önemlisi, borcu veren ülke bu borcu geri alabilir, bu parayı geri alamayacağını bilmiş olması gerekir. Şimdi Yunanistan'ın silah alımında şeyin haberi yok, halkın haberi yok. Bu Yunan halkının şu anda çıkarına değil silah almak. Çünkü adam bir şaş derdinde silahı ne yapacak yani? Evet, savaş ekmek, halinde. Ekmek derdinde. Evet, savaş halinde de değil. Yani savaş halinde olursunuz da alırsınız. Üç, memuruna maaş ödeyemeyen bir ülke senden aldığı 10 milyar doların parasını ödeyebilir mi? Bu da mümkün değil. İşte bu tür borçları, musibet borç ilan ediyorlar. Ekvator, Amerika Birleşik Devletleri'ne olan 3.2 milyar dolar borcunun 2.2 milyar dolarını sildirdi. Nasıl sildirdi? Bağımsız iktisatçılar, maliyeciler ve hukukçulardan bir komisyon kurdu. O komisyon bütün borçları inceledi. Bizim banka hortumlamaları da bunun gibiydi aslında. Orada da biz aynı, biraz tabiri şey gelirse, kazığı yedik. Yani biz ödedik o paraları. Halbuki o paraları biz ödemeyebilirdik.
O paralar bize ödettirildi açıkça. Şimdi Yunanistan hükümeti bunları yapacak ama benim orada bir tek sizin şeyinize eklemem gereken bir cümle var. O da şu. Yunanistan aynı zamanda bu borçları erteledi ya da bir kısmını ödemeyeceğini ilan ettiğinde bu ödemek için ayırdığı kalan paralarla yatırım yapıp üretmesi lazım. Eğer bunları yapamazsa tabii ki o zaman altından kalkamaz. Ha işte Yunanlar çok erken kalkılan. Saat 7'de 8'de. Saat tembel diyorlar. Tembel. Sonra saat 3'te siestaları var. Saat 12-3 arası siestaları var. Evet. 3-6 çalışıyorlar. Evet. Rahatlarına düşkün. Evde yemek kültürü fazla olmayan, tavanalarda yiyip içen, adada yaşıyorsan işte devlet memuruysa maaşın 2 kat. Şu bu böyle bir takım zaten şeyler şey var diyorlar, yani. Yunanistan'a şey diyorlar, Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu diyorlar. Şımarık çocuğu diyorlar çünkü biz Midilli Adası'ya gidip geliyoruz. Oradaki dostlarımızdan görüyorduk ama onlar evet. Da çok sıkıntılı. Evet. Hakikaten ciddi anlamda bir sıkıntı var. Şimdi bir söylem çıktı, işte Tsipras çıkışını yakalayacağız Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ama Tsipras'ın çıkışı çok farklı. Ülkede bir ekonomi bozuk var. Çıkış tuttu. Maya tuttu. Evet. Şimdi Türkiye'de Tsipras çıkışı ekonomi Yunanistan kadar bozuk değil ki Türkiye'de. Değil, bozuk mu? Hayır, bu, değil. Bu nasıl olacak? Hangi çıkışta çıkılacak? Ben onu da anlamış değilim yani. Şimdi Mustafa Bey, birincisi tabii bir umut peşinde. Bunu bizim taraf söylüyor. Sol taraf biz söylüyoruz. Sol taraf söylüyor. Evet. Biz söylüyoruz bunu. Umut ediyoruz. Yani tabii iktidar olabilmek için bak orada bir model oldu. Ve güzel de bir model oldu. Nasıl güzel bir model oldu? Bir uzlaşma kültürü var. Şimdi Yunanistan'da tabii Atina medeniyetin beşiği bizim Anadolu medeniyetimiz de aynıdır. Ama Atina medeniyeti de vardır gerçekten. O da önemli bir şeydir. Dünya kültürüne önemli bir katkıdır. Orada bir uzlaşma kültürü çıkmış. Mesela Mao'cusundan Stalincisine kadar 4-5 ayrı sosyalist radikal sol parti bir arada. Şimdi bu şu anlamda uzlaşma kültürü anlamında güzel bir şey. Bir hedefe odaklanmışlar. O hedef iktidar ve ona ulaşmaya çalışıyorlar. Şimdi diyorlar ki biz artık kemer sıkmayacağız. Neden kemer sıkmayacağız? Çünkü bu haksız borçlandırılan paraları devletin haksız borçlanmasını halka ödetiyorlar. Bunu biz ödüyoruz. Biz artık dolayısıyla kemer sıkmayacağız. Kemer sıkacaksa bu borçları alanlar sıksınlar, onlar ödesinler diyorlar. İki, mesela Pire Limanı'nı özelleştirmişlerdi. Biz Pire Limanı'nın özelleştirilmesinden vazgeçtik. Hayır diyorlar, Pire Limanı'nı bizim Kuşadası Limanı gibi örneğin. Hayır diyorlar, özelleştirmeden vazgeçtik. Biz sizin özelleştirme için verdiğiniz parayı size geri vereceğiz. Pire Limanı gene devletin olacak. Şimdi çalışan insanların gelirlerini artırmayı hedefliyorlar. Bir grup insan mesela Tsipras seçildiğinde işten çıkarılan insanlarla ilgili hemen danışmanlarının bir kısmını çıkardı. Onlar dedi, hayır siz işinize de devam edin, danışmanları çıkarıyorum dedi. Mesela araçlarla ilgili, kullanılan araçlarla ilgili ciddi tedbirler getirdiler. Daha hemen başlangıçta. Mesela bizim Yunanistan'daki tarihi bir köprümüz var, ara sıra görürsünüz. Ben de böyle izledikçe çok hoşuma giderdi o köprü, yıkılmış. Duyduğunda diyor ki ben de çok üzüldüm, hemen diyor şey yapalım diyor. Daha önemli bir şey var. Bizim aslında halklar arasındaki mesela Ege kültürü siz daha yakından bilirsiniz burada. Evet. Yani yemeklerimiz şeylerimiz birbirine çok benzer. Ege insanının sıcaklığı vardır, şeyi vardır. Ama bir şekilde bir karşı karşıya getirilmişiz. Bir Yunanlılar işte İngilizlerin şeyiyle kışkırtmasıyla bir bize tasallukta bulunmuşlar. Ve o bizim tarih kitaplarımıza kadar girmiş, bir şekilde artık o devam ediyor. Şimdi bu düşmanlığı suyun iki yakası olarak bu düşmanlığı gidermek, azaltmak, bu Ege Denizi'ni birlikte kullanmak. Yani şimdi o Yunanistan'ın işte şuradan çizip de burası benim, bize neredeyse bir iki kulaçlık yer bırakmak anlamında değil de ya bu bizim ortak denizimiz, bunu birlikte kullanalım şeklinde. Burada mesela çok güzel bir laf etti Tsipras, dedi ki o kadar Yunanistan bizim değil de Ege Denizi bizim değil, balıkların, güzel bir laf bence bu yani. Çok güzel. Ama bir cümle söyleyeceğim yine, tekrar hep oraya getiriyorum. Bunlar güzel, söylenenler güzel, ortaya atılan tezler, iddialar güzel ama siz Yunanistan'ı tekrar üretir bir hale getirmezseniz,
Yunanistan tekrar üretmezse 5 sene 3 sene sonra aynı sıkıntılar yine başlar. Ülke üretmediği sürece hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ben de ona katılıyorum. Aynen. Şimdi biliyorsunuz hatırlarsınız rahmetli Karaoğlan Sayın Bülent Ecevit Allah rahmet eylesin rahmet istedi. Evet. Çipras bakanların altından arabalar aldı ama rahmetli Ecevit de biliyorsunuz kartal arabayla makam arabasıydı. Onunla gidiyordu. Arabalar da bu işler düzelmiyor. İlginçtir. İlginçtir. Ben size bir Konya'dan bir seyircimiz aramış. Evet. Ne diyor ki şimdi sol diyor Çipras'ı umut olarak örnek alıyor ama diyor Çipras kendi ağzında söyledi ben AK Parti'ye kendime örnek aldım bu şekilde siyasete soyundum. Herhalde AK Parti'nin radikal söylemleri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın radikal söylemleri radikal yaptığını örnek almış. Bu konuda ne diyor Sayın diyor Bey İstanbul'da Çipras kendi diyor ben AK Parti'ye örnek aldım demiş. O izleyicimiz sanıyorum Konya'dan arıyor. Evet sanıyorum. Kendisine sevgiler ve saygılar efendim. Ben de kendisine sevgi ve saygı sunuyorum. O izleyicimiz sanıyorum ironi yapıyor. İroni. Çünkü Çipras tabii özellikle açıkladı ki ben dedi AK Parti'nin neyini örnek alacağım? Biz AK Parti ile taban tabana zıt bir görüşteyiz. Böyle bir şey yok dedi. Bu arkadaşımız neye dayanarak onu söyledi bilmiyorum. Bilemiyorum. Bir de Çipras'ın ortaya koyduğu görüşlerle AKP'nin bir tanesinin uyuşması mümkün değil. Hangi görüşüyle uyuşacak Çipras'ın şeyi? Acaba şeyi mi kastetti? Radikal söylemler var ya hani sert çıkışlar oluyordu ya mesela böyle böyle olacak, şöyle böyle olacak. Çipras da o sanki o söylemlere uyuyor gibi. İşte Avrupa Birliği'ne ödemeyeceğiz. Ama şimdi şöyle bir fark var. Çipras'a baktığım zaman ben gülümsüyorum. Gerçekten gülümsüyorum. Ama diğerine baktığım zaman gülemiyorum. Yani kusura bakmasın arkadaşımız. Peki. Peki efendim. Evet ve işte CHP AK Parti'nin böyle bir şeyi bu kitabın bir serüveni. Bu kitabı yazılırken bizim anlamadığımız ve üstüne değinmek istediğimiz veya gözümüzden kaçan başka bir noktalar var mı? Bu kitapta dediğim gibi ben Türkiye'de özellikle solun neden iktidar olamadığını araştırıp onları ortaya koydum. Bu o anlamda önemlidir. Ama tekrar ediyorum bu benim bakış açımdır. Bir başkası başka pencereden bakabilir. Mesela işte deminki Konya'dan arayan arkadaşımızın belirttiği gibi başka tam tersini söyleyebilir. Bütün mesele bence okumaktır, araştırmaktır. Biz ancak o zaman doğru yolu hep birlikte bulabiliriz. Ben onu özellikle bütün izleyicilerimize belirtmek istiyorum. Biz televizyon açıkçası biraz şeyi olduk, müptelası olduk. Okumadan biraz uzaklaştık herhalde. Çok uzaklaştık Mustafa Bey. Mesela bakın şurada bir şey var. Elimde bir araştırma sonucu var, anket var. Toplumun %45'i hiç kitap okumamış, hiç okumamış. %29'u hiç gazete okumamış. %84'ü en çok neyi seviyor biliyor musunuz? Televizyon seyretmeyi seviyor. Evet. Yani biz bütün her şeyi televizyondan öğreniyoruz. Televizyonda dinliyoruz. Ben bir şeyler anlatıyorum. Benim anlattığımdan izleyicilerimiz etkileniyor. Benim düşüncelerimi doğru diyor. Ama bir süre sonra siz çıkıyorsunuz. Siz benden daha etkili konuşuyorsunuz. Bu sefer dönüyor sizin düşüncelerinizi savunuyor. Acaba eğitim seviyesinin düşüklüğünden mi kaynaklanıyor? Eğitim seviyemizde maalesef 5,5 yıl oldu. Orada da ciddi bir şey var, sıkıntı var eğitim yani seviyemizde. Yani eğitim seviyesi tabii. Çok düşük olduğu zaman tabii. Okumadan uzaklaşıyorsunuz tabii. Yani. Evet. Bu sefer halkımız neye bakıyor? Görselliğe dokunarak ve dinleyerek anlamaya çalışıyor. Okumak apayrı bir zevktir. Yani ben okumadığım geceler benim çok nadirdir yani. Çok güzel. Şimdi bu mesela kitabı okurken benim tespitlerimi değerlendirirken siz de eminim ki %100 öyledir. Kendi kafanızdan mukayese ediyorsunuz. Ben tabii sizin yorumlarınıza kafamdan yorum yapıyorum. Tabii ben. Bu olabilir mi? Olabilir. Bu yok ya bu çok kafama yatmadı. Ya da işte tam doğru ya da yok böyle olmaz diyebilirsin. Bu zihin tartışması sizin beyninizi hareket ettiriyor. Okumayı daha öğrenilir kılıyor. Kendi hayal dünyanızda bir şey yaratıyorsunuz. Siz de bir senaryo çiziyorsunuz orada kafanızdan. Onu okurken. Mesela bir kitabı okurken işte ormanlar, ağaçlar, kuşlar diye o kelimeleri okuyorsunuz ama aynı zamanda kafanızdan orman canlandırıyorsunuz, hayal ediyorsunuz. O hayaller bizim beynimizde kalıyor. Öğrenmeyi en güzel o sağlıyor. Bir de şu kitap dokunacaksınız buna. Yani elimiz dokunacak, gazeteye dokunacak. Ha bu demek değil ki televizyonları hiç izlemeyin. Tabii ki izleyeceğiz televizyonlardan.
Mesela birçok şey öğrendik. Toplum gerçekten önemli şeyler de öğreniyor. O tartışmalardan birçok şey öğreniyor. Ama öğrenmede en kalıcı yol okumaktır. Ben onun ötesinde bugüne kadar keşfedilmiş başka bir yöntem bilmiyorum. O kalıcı öğrenmenin yolu kitap okumaktır. Evet, ben de buna sevgili seyircilere sesleniyorum. Ne olursunuz, kendinizi seviyorsanız, devletinizi, milletinizi seviyorsanız lütfen her akşam bir kitap okumaya çalışın. Bir kitabı bir senede okuyun ama okuyun. Yani okumaktan zarar geldiğini ben görmedim. Okumanın bir zarar verdiğini de görmedim. Hem zihnimiz gelişiyor, hem kültürümüz gelişiyor, hem olaylara bakış açımız çok farklılaşıyor. Vehiç Bey, yani çok farklı bakabiliyorsunuz bazı olaylara. En azından yorumlar yapabiliyorsunuz. İşte dinimiz, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim. Orada da diyorlar oku. Hep okumaktan geçiyor her şey. Bütün doğruyu bulmanın tek sebebi okumaktır. Okumamak cahilliğin en büyük şeyidir. Onay merkezidir. Bence okumak en güzel. Bilemiyorum. Yani rakamlar yanlış da zaten çok doğru düşünüyorsunuz Mustafa Bey. Rakamlar da zaten onu gösteriyor. Mesela bir Japonya'da bir kişi yılda 10 kitap okuyorsa Türkiye'de 10 yılda bir kitap okuyor. Yani bu çok müthiş bir fark. Behiç Bey nerede okuyor bizim Türk milleti kitabı biliyor musunuz? Çok okuyan, yani kitaptan uzak olan bir kesim. Çok üzülerek söylüyorum. Sizin de cezaevi hayatınız olmuştu. Orada mecbur. Başka yapacak bir şey yok ya. Benim de bir kısa dönemlerde böyle zaman zaman cezaevi hayatım oldu. Kısa dönem. Çok kısa bir süre. Orada baktım ki herkes kütüphaneye koştu. Herkes kütüphaneden bir kitap oluyor. Evet. Çünkü kitaptan başka dost yok. Evet. Kitaptan başka rahatlatıcı yok. Hem de öyle programlı okursunuz ki. Öyle programlı okursun tabii. Şimdi dışarıdayken o programı uygulayamazsınız. Evet. Birisi gelir, bir telefon gelir, bir şeyle konuşacak. Ya orada zamanınızı istediğiniz gibi. Yani o kitaptan kopmuyorsunuz bir kere. Yani o kitapta çünkü sizi meşgul edecek, şunu yapacak, bunu yapacak hiçbir şey yok yani. Evet. O oradan başlıyorsunuz. Su gibi okuyorsunuz, ondan sonra başlıyorsunuz, gazeteler geliyor, gazeteleri okumaya başlıyorlar. Tartışıyorsunuz, ama işte yani. Cezaevinde bu kitabı en çok... Dışarıda okumak biraz zor yani. Allah kimseyi içeri o kötü yerlere girmesini nasip etmesin. Çok kötü yerler Allah. Tabii, kimseyi tabii, bu konuda cezalandırmasın Rabbim. Kimsenin de başına vermesin ama... Kitap okumak çok önemli şey. Okumak bence tek eğitim, okumak. Tabii eğitim seviyesi dedik de hemen şurada bir not daha var önümde. Türkiye en eğitimli ülkeler sıralamasında Rusya birinci, Kanada ikinci, Japonya üçüncü, İsrail dördüncü, ABD beşinci, Türkiye 109. sırada. Ya ama bir Rusya'ya bakarsanız bir bakın uçak seyahatinde hemen çantalarında birer kitap vardır. Çıkarlar uçakla 1,5-2 saat. İşte İsrail Mustafa Bey küçücük İsrail. Küçücük İsrail. Trende okuyorlar, yani, her yerde okuyorlar. Orta Doğu'yu istediği gibi kontrol altına alıyor. Yani bilim İsrail gelişiyor, teknoloji gelişiyor. Yani eğitim, bilim. Bir de ben şeyi çok seviyorum. Tunceli yöresinde ben görev yaptığım zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Ovacık Plümer arasında çok gittim geldim ben Kolordu arasına. Yemin ediyorum Behiç Bey o karda kışta o Tunceli yollarında o çocukların okula gidişleri vardı. O kadar imrenirdim ki o kadar güzel o kadar da azimli giderlerdi okurlardı. Tunceli bölgesinde bile okuma yazmaya. Orada yüksektir yalnız. Yüksek, Tunceli, evet. Evet. Türkiye'mizde belki okur yazarlığın en yüksek olduğu. Evet, nüfusa göre en yüksek illerden biri. En yüksek illerden biri. O dağlardan, bayırlardan o Tunceliler gidiyor, okuyorlar. Evet. Ve cahil kalmamayı ve hayatla mücadele etmeyi, inançları ve doğrultusunda mücadele etmeyi okumakta bulmuşlar. Evet. Ve iyi de yerlere geldiklerini de görüyoruz. Bakın evet. Tuncelilere bakın, okumuş çok insan da var. Çoktur, yani. Çoktur, eğitimlidir. Evet, şimdi bir de sizin bu yeni bir kitabınız var. 100 gün, 3 sülyet, 3 yıl sülyet diye dikkatimi çekti. Evet. 17 Aralık, 30 Mart. Evet. Sayın Behiç Bey, bu 17 Aralık'ta 30 Mart 100 gün herhalde o süreçten bahsediyorsunuz. Evet. Bu da yeni kitabınız. Bu kitapta neyi değerlendirdiniz? Ben hiç okumadım, yeni geldi elime. Onu özellikle için... bugün getirdim. Bugün getirdim, sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Bunu okuyamadım. Çocuklar bir göstereyim isterseniz şöyle bir 100 gün diye bir yaklaştırabilirseniz. Behiç Bey'in burada 3 tane sülüyet var. Fethullah Gülen, Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu ve Fethullah Gülen Hoca. Tabii bunların yüz ifadeleri de benim için önemli. Onu da konuşacağım, soruyu merak ettim çünkü.
Bu 17 Aralık'tan sonraki süreç mi? 17 Aralık'ta başlayan. Şöyle oldu. 17 Aralık başladığında, yolsuzluk operasyonu başladığında alışılmadık bir şeydi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim gördüğümüz kadarıyla, ben 40 yıldır siyasetin içindeyim, en güçlü iktidarı ve o en güçlü iktidarının neredeyse mahremine girecek kadar güçlü bir darbe. Nedir bu? 4 tane bakanını na birden operasyon düzenlen. Bu yani Türkiye'de akla mantığa sığacak mümkün değil. Yani şimdi değil, iktidar tabii. Partisi ve çok güçlü bir iktidar partisi kısa süre önce Genelkurmay Başkanlığı dahi içeri atmış bir partiye, yani böyle bir şey kimsenin aklına fikrine gelmez. Şimdi bu tabii önce benim çok dikkatimi çekti. Şaşırdım açıkçası, herkes gibi ben de şaşırdım. Ve dedim ki bunu hemen şey yapayım, analiz edeyim ve not alayım bir taraftan. Bütün günlük gelişmeleri, bu kitapta bir de farklı bir konsept uyguladık. Gece yayın evinden, gece kitaplığından çıktı bu. Onlar da beğendiler şeyini, konseptini. Günlük şeklinde yazayım dedim. Yani 17 Aralık, 18, 19, 20, Ocak, Şubat, Mart vesaire. En son 30 Mart'a kadar getirdim. Şimdi orada kitabın kapağındaki silüeti... Mesela o da çok evet. Çok mutlu bir Fethullah Gülen Hoca. Evet, şimdi bir oyun kurucu var. Bir oyun kurucu. Evet, yani... bir oyun kurucu var. Ve sonuçtan mutlu olacağını düşünerek bir operasyon başlatmış. Endeki resim o. Endeki resim. Hemen Sayın onun Kılıçdaroğlu arkasında Kılıçdaroğlu var. Sayın o Kılıçdaroğlu hafif tebessüm ediyor. O birazcık tebessüm ediyor. İyi diyor, bunlar birbirine girecek diyor. Girdi diyor. Biz diyor sonuçta bizim dediklerimiz haklı çıkacak diyor. Çünkü bir takım sıkıntıları onlar da dile getirmişlerdi. Arkasında da Tayyip Erdoğan sıkıntılı. Tabii yani telefon şeyler, tapeler var. İşte evlere girilmiş para makineleri var. Var. Evlerde dolarlar var. Ayakkabı kutularında şeyler var. Yani bunlar bizim alıştığımız, gördüğümüz, açıkçası bugüne kadar görmedik. Yani mesela 90'lı yıllar Türkiye'nin... Ben şöyle koyayım da bir yüz ifadelerine baksınlar. Çocuklar alsın şöyle şunu. Evet Beyiç Bey. Mesela 90'lı yıllar Türkiye'de biz ne diye hatırlarız 90'lı yılları? Hep işte çok kötü bir yıldır. Aslında o 10 yıl Türkiye'nin en kötü idare edildiği yıldır 90'lı yıllar. Orada mesela banka hortumlamaları, yolsuzluklar, şunlar bunlar hatırlarız. Ama hiçbirinde bu kadar açık, şeffaf, net şeyler görmedik. Ben görmedim mesela. Yani işte bir banka müdürünün, genel müdürünün evinde 4 milyar dolar mıydı? Ne kadar bir parayı... Yani ben banka müdürü, ben cahil halk değilim ki, para evde saklanır mı? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi evde böyle bir para çıkmış. Öbür tarafta ayakkabı kutusunda çıkıyor. Öbür taraftan işte 6 tane para sayma makinesi çıkıyor bir evde. Ya çelik kasalar. Çelik kasalar çıkıyor. Şimdi para sayma makinesini Allah'a severseniz ne evde olur mu para? Sarrafta olur, o da bir tane olur. Yani 6 tane olmaz. Demek ki ev özgür olanında olur. Evet. Demek ki ev dolusu paralar falan geliyor ki bir makine, iki makine, üç makine yetmiyor. 6 tane makineyle sayılıyor. Tabii bunları hepimizin düşünmesi son derece doğal. Şimdi bunları görünce bu çok anormal bir şey. Yani bu gerçekten tarif edilmesi mümkün olmayan bir şey diye düşündük. Ve tabii bunu da ancak en yakınındaki yapabilir. Yani şimdi bir Cumhuriyet Halk Partisi... Bunları yapamaz çünkü bilmez ki. Bilmiyor ki nasıl yapacak. Yani Muammer Güler'in oğlunun evinde para sayma makinesi olduğu, Halk Bankası müdürünün evinde, genel müdürünün evinde, ayakkabı kutularının içinde para olduğunu hiçbirimiz bilemeyiz. CHP genel başkanı da bilemez, MHP genel başkanı da bilemez, hiç kimse bilemez bunu yani. Bunu ancak bu işin içerisindekiler bilebilir. Adım adım izleyenler, şey yapanlar, sonunda işte paralel diye şimdi birbirleriyle kapıştılar. Orada o mesela IŞİD'e götürülen silahların Osmaniye'de, Adana'da durdurulması, Hatay'da durdurulması,
O Hatay'da durdurulduğu sırada savcıyla jandarmanın birbirine girmesi, birisi görevini yapmaya çalışıyor, öbürü sen giremezsin, bunlar MİT'in şeyleri diyor. Sonunda onların silah olduğu ortaya çıkıyor falan. Bütün bu gelişmeleri, bu süreci hepsini yazdım. Ve o tabii iş şeye doğru kaydı ondan sonra, seçime doğru kaydı. Seçime doğru kayınca Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim strateji gündeme geldi. 6'ya yakın araştırma şirketi takip ediyordum. Örneğin Balıkesir için sonucu 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyordum. Bunları söylediğimde de yakın arkadaşlarım mesela ya olur mu öyle şey, bu kadar da sen de biraz uçmuşsun falan diyorlardı. Ama Şubat ayına kadar mesela Şubat ayının hatta ortalarına kadar araştırma şirketlerinin sonuçlarında MHP hep birinci parti çıkıyordu Balıkesir'de. Kimse de buna inanmıyordu. Ve ben bunları yazdım. Burada var hepsi. Sonuçta tabii bildiğimiz şeyler ortaya çıktı. Yani o süreci anlatan ve oyunun sonunda da yani işte üzüntülü olanın rahatladığı kitabın aslında arka kapağına da o resmin tersini koymak gerekiyordu. Diğerlerinin yüzlerinin düştüğü öyle bir şey olması gerekiyordu. Peki şimdi biliyorsunuz sosyal medyada herkes bir Fuat Avni şeyi var, söylemi var. Kimisi iktidar diyor, kimisi Recep Bey diyor, kimisi Fethullah Hoca diyor. Fuat Avni bir takım operasyonları önceden biliyor, yapıyor, söylüyor. Evet. Peki 17 Aralık operasyonuna 30 Mart arasındaki bu gelişmelerin asıl başlama kırılma noktası, hani sizin çok meşhur kırılma noktalarınız vardır. Evet. Bu kitapta 1994, bu kitapta da kırılmanın, bu 17 Aralık'ın sürecin başlangıcını siz ne olarak gördünüz? O kırılma bir sene önceki MİT operasyonudur. MİT operasyonu. Evet. Peki başlama startı neyle verildi bence? Şimdi önce bu yani daha... şunu söylemek istiyorum. Mesela cemaatçi milletvekilleri falan vardı. Onların istifa... Onu şey işaret fişeğini Hakan Şükür verdi. Ha Hakan Şükür. Hakan Şükür verdi. Ha, ona yakın mıydı bunun istifa zamanı? Şimdi bir gün önce. Bir gün önce. O 16'sında Hakan Şükür istifa etti, açıkladı. Evet. 17'sinde operasyon başladı. Tamam. Şimdi siz böyle ayrıntıları gözden kaçırmıyorsunuz. Şimdi, ondan soruyorum. Şimdi neden öyle oldu? O şeyi bilirsiniz, rahmetli Turan Güneş'in Kıbrıs'a çıkarma sırasında Ayşe kızım tatile çıkabilir. Onu şifreli konuşmak zorundaydı çünkü telgrafla o zaman iletişim, telsizle telgrafla iletişim oluyor. Şimdi cep telefonundan her türlü iletişim var, miniz var ama hiçbirinin koruması güvencesi yok, hepsi dinlenebilir. Bu dinlenip de bir gün önceden ortaya çıkarsa tedbir alınır diye Hakan Şükür, bu benim şeyimdir, öngörümdür, tahminimdir. Hakan Şükür'e haber geldi. Hakan Şükür istifa etti. Ertesi gün operasyon başladı. Anladım. Zaten. Şimdi Beyiç Bey, bizim programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Buyurun. Kitabımıza ikinci bölümde de devam ederiz. Daha da detaylı konuşuruz. Evet. Bir kısa bir reklam arası tamam. Vereceğim ben. Tamam. Kısa bir reklam arasından sonra. Sevgili seyirciler, ben kitapları bir de arada incelemeye çalışıyorum. Çok hoş kitaplar. Bence okumanızı tavsiye ediyorum. Sizden bir kısa bir reklam arası istiyorum efendim. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Türk izleyicileri, programımızın ikinci bölümünde beraberiz tekrar. Evet ustam, Hakan Şükür dedik, işaret bir şey dedik. Evet. Fakat ben bir şey çok dikkatimi çekti. Sizin de dikkatinizi çekti mi bilemiyorum Beyiç Bey.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan operasyonlarda ben öyle algıladım, yanlış da algılamış olabilirim. Sayın Başbakan, o dönemin başbakanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da böyle bir şey vardı, şaşkınlık vardı. Yani olayları tam çözemiyordu. Nereden nasıl olduğuna bir türlü akıl sır erdiremiyordu. Hatta çok sağlıklı da konuşamıyordu konularda. Ta ki katılır mısınız bilmiyorum. Dolmabahçe Sarayı'nda Sayın Genelkurmay Başkanı, o dönemin Genelkurmay Başkanı ne bir toplantı yaptı, hatırlar mısınız? Büyük anıt, Yaşar Büyük, Büyük anıtla. O toplantıdan sonra o sanki Yaşar Büyük Anıt sanki o zaman Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ikaz etti. Hani o toplantının içeriği hiç gözükmedi ya, evet. Baş başa konuştular. Fethullah Gülen cemaatinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne operasyonel bir hareket içine girdiklerinin farkına o zaman vardığına inanıyorum ve ondan sonra siz hiç o zaman o sürece baktınız mı? Yani o toplantıdan öncesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumu ve o toplantıdan sonraki tutumu, ben de bir kırılma noktası, o variyeti, o olayı orada hissettiğini ben gözlemledim işin açıkçası. Evet, şimdi biraz geriye, o 2007'den biraz daha geriye, AKP'nin ilk iktidar olduğu döneme gelirsek, Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'de iktidara geldiğinde daha dikkatli, daha çekingen ve daha Cumhuriyet'in yöntemine, sistemine uygun hareket etmek için özen gösteriyordu. Köşe taşlarına hiç oynamıyordu. Hiç dokunmuyordu, özen gösteriyordu. Çünkü geçmişte bir takım sıkıntılar yaşamış Türkiye. Bir sürü darbeler görmüş, şeyler görmüş. Daha yakın tarihte 28 Şubat, 5 yıl önce. 28 Şubat olmuş. 28 Şubat'ta hükümet bir şekilde enterne edilmiş. Postmodern de olsa, şu da olsa, bu da olsa, bu olmuş, bunlar yaşanmış yani Türkiye'de, bunları görmek gerekiyor. Dikkatli davranıyor. Zaten milli görüş gömleğini çıkardım demesinin şeyi de açıkçası oydu. Dolayısıyla bu biraz da güç meselesi Mustafa Bey. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi %34,5'la o zaman 2002'de 300'ün üzerinde küsur milletvekili çıkardığında %34,5 oy almıştı ama bu şeylerin, kayıtlı seçmenin oy oranına bakıldığında %26,5'a düşüyordu. AKP geçerli oyların %34,5'unu almıştı ama aslında kayıtlı seçmenin, yani Türkiye'deki oy verecek seçmen sayısının toplamına bölündüğünde AKP'nin aldığı oy %26,5'tu. Çok ilginç ve önemli olan da şu, %26,5'la %65'ini parlamentonun ele geçirdi. Şimdi bu tabii çok haksız bir şeydir. Yani siz o zaman Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi parlamento dışında kalmış. Onların oylarıyla seçilecek milletvekillerinin tamamını da siz almışsınız. Şimdi burada zaten bir tedirginlik var, haksız bir şey var, iktidar var. Orada dikkatli davrandılar 2002'den 2007'ye kadar. Ta ki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde biliyorsunuz o Cumhuriyet mitingleri gündeme geldi. O Cumhuriyet mitinglerinin hemen öncesinde yine o biraz önce bahsettiğiniz Genelkurmay Başkanı özde değil sözde, sözde değil özde cumhuriyetçi bir şey istiyoruz, Atatürkçü bir cumhurbaşkanı istiyoruz açıklaması. O tabii ortalığı daha da alevlendirdi. 2007 seçimleri AKP için esas kırılma noktası oydu bence. 2007 seçimlerinde AKP %34 geçerli seçmen geçerli oylara göre olan %34'ünü %46'ya çıkardı. %46'ya çıkarınca Abdullah Gül'e de zaten bir cesaret ve güven geldi ve dedi ki meydanları görmek zorundayız. Halkın bize teveccühü ortada, %46 verdi dedi. Bu konuda bile hala biraz önce bahsettiğiniz tedirginlik Recep Tayyip Erdoğan'da vardı. Hatırlarsanız bir aya yakın Cumhurbaşkanlığı konusunda karar veremedi. Abdullah Gül'ü hemen ortaya çıkaramadı zaten. Kendisi de niyetlendi ama öbür taraftan türbanlı birisinin işte Çankaya'ya çıkması konusunda askerlerin tutumu belliydi. Ona karşı tedbirli olması gerekiyordu. Bütün bunları hesap ederek o şeyde
İstanbul'daki Harbiye sanıyorum orada evindeki görüşme, Fenerbahçe orada evindeki görüşme, Tayyip Erdoğan'la Büyükanıt'ın görüşmesi. Dolmabahçe değil miydi o? Olabilir, tam ben emin değilim. Dolmabahçe Sarayı'da hatırlıyorum. Ben İstanbul... Dolmabahçe'de. Dolmabahçe'de mi? Ben öyle hatırlıyorum. Ben de Harbiye olarak hatırlıyorum. Pardon, Fenerbahçe orada evi olarak hatırlıyorum, emin değilim. Yani o zaman ben... Yanılabilirim. Büyükanıt'ın şunu söylediğini ben tespit ettim. Hatta bugün de gündemdeydi. Fethullah Gülen grubu şimdi bize operasyon yapıyor. Bugün bize yapan, yarın size de yapar Sayın Başbakanım diye. Ve o operasyonlardaki belirsizliği, anlayamadığını, çözemediği şeyleri sanki o görüşmede Fethullah Gülen grubunun çok tehlikeli bir yönde hareket ettiğini o zaman Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sezinledi ve anladı. Ben de şimdi, böyle bir olayların gidişatından sonra öyle bir duruşundan ben onu algılamıştım. Yani ben daha farklı bir şey düşünüyorum. Çünkü o 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte hatta basında çıktığı kadarıyla bunun daha farklı bir söylemi dile getirildi. Mesela Genelkurmay Başkanı'nın önüne bir takım faturalar getirildiği, ondan önceki Özden örnek değil de bir Deniz Kuvvetleri Komutanı sanıyorum. Özden örnek yine. Yok, onun şeyleri... Günlükleri değil de ondan önceki genel Deniz Kuvvetleri Komutanı çikolata faturaları vesaire faturaları yüzünden hatta rütbesi falan alındı. Mahkemece oldu. Ha, ceza verdi. Olayı hatırlıyorum ama ismi hatırlayamadım. Buna benzer, evet ismi ben de hatırlayamadım. Buna benzer bir takım dosyalar önüne konulduğu söylendi. Dikkat ederseniz herkese bir şeyler oldu. Bir Hilmi Özkök'e bir şey olmadı. Bir de Büyükanıt'a hiçbir şey olmadı. Onun dışında herkese bir şekilde dokunuldu. Ama burada bence esas o görememeden ziyade tedbirli davranmak gerekiyordu. Yani tamam biz %46'ya da çıktık ama hala işte bu askerlerin siyaset üstündeki ağırlığı hala var. Biz hala tam şey yapamayabiliriz. Dikkatli davranıyorlardı açıkçası. Ne zaman ki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 2010 referandumunda kol kola Fethullah Gülen'le AKP kol kola girdikleri o referandum sonucunda aldıkları oylardan sonra artık her şeye muktedir olduklarını ve artık her şeyi yapabilecekleri kanaatine ulaştılar ve orada bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon açıkçası yine basında yazıldığına göre daha çok işte ABD'nin Orta Doğu'daki stratejisine uygun davranmayacağı tahmin edilen komutanlar üzerine bunların yapıldığı söylendi, iddia edildi. Ve hatta hatırlarsınız Fethullah Gülen referandum için şunu dedi, keşke ölüler bile dedi çıkıp oy verseler bu referandum mutlaka kazanılsa gibi laflar etti. Ama daha sonra, şimdi burada herkesin bence şunu sorması lazım, ben kendime şunu soruyorum. Bir, Fethullah Gülen neden Amerika'da? Ve Fethullah Gülen durup dururken çok iyi beraber kankalık yaptıkları bir iktidarı neden deşifre etti? Deşifre etti açıkçası. Yani burada bunlar iktidarlar, güçlüler. Onlar da işine bakıyordu. Başbakan ne diyordu? Biz ne istediler de vermedik diyordu. Yani her istediklerini verdik, her istediklerini yaptık. Antalya'daki Türk dil şeyinde, Çalıştay'ında işte Pansilvanya'ya selam gönderdi, gel memlekete dedi, hasret bitsin dedi falan dedi. Sonra işler terse döndü. Ama niye işte döndü? O 2010'da da döndü. Evet döndü ama çünkü artık orada bir takım şeylerin, bu işin aktörlerinin kendi görevlerini yerine getirmeleri gerekiyordu. AKP dizayn edilmesi gerekiyordu. Hizaya çekilmesi gerekiyordu. Evet. Öbür taraftan askerin dizayn edilmesi gerekiyordu. Öbür taraftan da aynı zamanda Fethullah Gülen'in bunların açısından Güneydoğu'daki ciddi ağırlığının oradaki PKK yerleşmesine engel olduğu söz konusuydu. Ona karşı da bir şeyler yapılması gerekiyordu. Ve sonuçta şeyler çarpıştı. Ve AKP şu anda onlarla uğraşıyor. Onları yok etmek için uğraşıyor sonuna kadar. Onlar her ne kadar savunma halinde olsalar da hala yargıda, poliste, önemli ölçüde, bürokraside oldukları hala belli.
bunu engellemeye çalışıyorlar. Ve en sonunda bugün siz de duymuşsunuzdur, Bankasya YTMSF'ye devredildi. Ve o mücadele ciddi bir şekilde sonuçları ciddi anlamda zarar verici olacağını düşündüğüm bir şekilde devam ediyor. Oysa ki Bankasya'nın açılışında 94'te mi 96'da mı ne açıldı zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam, dönemin başbakanı Tansu Çiller, Fethullah Gülen Hoca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve Abdullah Gül efendi tepsilerle, makaslarla kestiler. Evet. Her şey çok güzeldi. Her şey güzeldi. Bence Fethullah Gülen cemaati 2010'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan korktular. Çünkü dizayn edemeyeceklerini, kontrol altında tutamayacaklarını, bunun hesabını Mustafa yaptılar. Mustafa Bey, iktidar bir güçtür ve hiç kimse bu gücü paylaşmak istemez. İşte o gücü kaybedeceğini düşünüyor herhalde Fethullah Gülen ve grubu. Bu sefer fakat Recep Bey de bu kadar çok namahrem yere kadar dinleyeceklerini tahmin edemedi yani. Yani müthiş bir şey. Yani çok müthiş bir şey. Yani buna bilemiyorum şimdiye ben kadar. Ben bile şaşırıyorum. Yaşamadığımız öyle şeyler yani. Öyle tabeler yayınlandı ki doğru mu değil mi, yanlış mı, eğri mi, doğru mu? Hayır, şimdi şöyle bir şey. Yargıdaki o dizayn, Fethullah Gülen cemaatin dizaynı, işte Türk Silahlı Kuvvetleri olan dizaynlar falan, bunlar olmamış olsaydı, yani o Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstündeki, işte o zaman zaten Amerika'daki yaşamasının sebebi bence Amerika'nın Amerika'ya hizmet edilmesi için yapılan bir şeydi. Tabii. Büyük Ortadoğu projesine karşı çıkacak üst düzeydeki komutanları bir şekilde bertaraf etmekti. Evet. Ve bunda başarılı oldu ve bir sindirme politikası yaşandı. Gelmeyişinin ve yaşamasının tek sebebi de budur yani. Bugün Amerika hayat vermese Fethullah Gülen Hoca orada durabilir bu mi? Bu kitabın sonunda daha bu şeyler çıkmadan Fethullah Gülen'in aranacağı ve Interpol aracıyla isteneceği, ama hatta o sıralarda ben Mart aylarında bitirdiğimde bu kitabı, o sıralarda Güney Afrika'da kendisine gidecek bir yer arandığı falan yazıldı. Ama Amerika vermeyiz diyor. Şu anda öyle bir sorun yok, çıkarmayacağız diyor. Ya bizi heyecanlandırdınız. Kitabında kaç sayfaydı efendim? O kısa, onu çabuk okursunuz. Günlük şeklinde olduğu için onu çabuk okursunuz. 180 küsur sayfa galiba. Onu çabuk okursunuz. Tam da günlük değil yani, herhalde bir gün iki sayfaya falan sığmış. Zaten. Bazen iki sayfa, bazen yarım sayfa olan da var mesela. Yarım sayfa olan da var yani. Çok ilginç, enteresan yani bu, dediğim gibi Fethullah Gülen grubunun yargıdaki etkisi ispatlanmamış olsaydı o tapelerle ilgili insanlardaki oluşacak şu kanat %100 şu oluşmuştu. Evet, doğrudur, bu yolsuzluklar olmuştur. Ama daha önce kol kola gidilen bir beraberlik var. Evet. Kader birliği var. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı mı doğru söylüyor? Fethullah Gülen grubu mu doğru söylüyor? İnsanlar da ikilenmiş. Ve hatta bu siyasi boyutta Cumhuriyet Halk Partisi'ne bile bana göre zarar veriyor. İnsanlar artık Beyiç Bey bunu duymak istemiyor. Hırsızlık vardı, yolsuzluk vardı, kasadı, şudu, budu. Bunlardan da yoruldu insanlar. Çünkü hiç kimse, bana göre devletin başbakan, cumhurbaşkanı dahi bu işin içinden çıkamadı yani. Bu nasıl oldu? Onun hesabını da yapamadılar. Hiç kimse bunun bu şekilde örgütlendiğini, bu şekilde bürokraside ele geçirdiğini hiç kimse tahmin etmedi yani. Ama şey diyordu Fethullah Gülen o 90'lı yılların sonunda yayınlanan bir kasetinde, hatırlarsınız onu şimdi anlatınca, diyordu ki durgun sular gibi olacağız. İyice güçlenmeden, kesinlikle kendi hakimiyetimizi ilan edecek noktaya gelmeden hiç kimse yerinden kımıldamayacak. Hiç kimse kendisini belli etmeyecek diyordu. Bu kaset yayınlandı ve kendi şeyinden. Ve gerçekten cemaatin devlet içerisinde çok güçlü örgütlendiği çok açık. Bunun için işte çok net, böyle tamam sen oraya oturdun der gibi bir görüntüye gerek yok. Bu çok açık, net, belli yani. Ama biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi bu iş birlikte yapılmış, birlikte kotarılmış. O Silivri'ye insanlar doldurulurken ne diyordu Sayın Başbakan? Bırakın karışmayın diyordu, yargı var, yargı neyse onu yapsın diyordu. Ama o da farkında değildi bana göre. Yani ciddi söylüyorum, ciddi anlamda söylüyorum. Sevgili seyirciler, ben de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kadar bu cemaat
Fethullah Gülen cemaatin bu kadar ciddi örgütlendiğinin o da farkında değildi yani. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Şimdi 2004 yılında AKP iktidar olduğunda gizli tanık yasası çıkardı. Bu hiçbirimizin dikkatini çekmedi o zaman. Evet. Gizli tanık yasasında da hatta şöyle denildi. Ya bu PKK'dan itirafçılar oluyor. İşte ya da bu organize suçlardan itirafçılar oluyor. Bunlar bunlar korkularından tanıklık yapamıyorlar. Bu itirafçı yasasının yerine bir de gizli tanık yasası çıkaralım. O gizli tanık yasasıyla biz bütün suçlulara ulaşırız diye çıkardı ve o zaman hepimiz olayı böyle algıladık. Hepimiz bunun için öyle algıladık. Başbakan da öyle algıladı. Recep Bey de öyle algıladı. Yok, onların öyle algıladığını sanmıyorum. Neden? Çünkü o yasaya dayanarak bütün bu tutuklamalar yapıldı. Adam şimdi çok affedersiniz. Siz oradan diyorsunuz ki Recep Bey farkındaydı. Tabii. Şimdi hırsızlıktan, her türlü yüz kızartıcı suçtan ceza almış insanlar gizli tanık çıktı, biliyor musunuz? Mesela cezaevinde yatan gizli tanık çıktı. Savcı çağırıyor onu. Çok basit bir şey bu. Gel buraya. Şu kadar faili meçhul hırsızlık var, şu kadar bilmem ne dosyası var. Bunları hepsini sana yükler, atarım içeriye. Şu konuda bize gizli tanıklık yapacaksın. Bunun karşılığını alırsın. Gerekirse sana kolaylık sağlar. Gerekirse devlet senin yüzünü değiştirir, iş bulur, adını değiştirir, her şey yapar. Gel bize şu ifadeyi ver, bu kadar. At imzanı. Böyle bir şeyin karşısında Mustafa Bey hiçbirimiz duramayız. Gelir adam bizim hakkımızda o hazırlanan senaryoyu kendisi yaşamış gibi ifadesine yazar, imzalar. Mahkemede de karşınıza çıkmaz, kim olduğunu da bilmezsiniz. Ondan sonra evet bak tanık da var. Suçun sabit, hadi gir içeri 20 sene. Şimdi insanlar bu cezaları aldılar. Bu gizli tanıklar yüzünden aldılar bu cezaları. Başkaları daha ağır bedeller ödedi neredeyse. Dolayısıyla bunları bilmiyordu. Yerine ben şöyle düşünüyorum. Zamanını bekleyerek hareket ettiler. Her şeyi zamanını bekleyerek hareket ettiler. O da belki çok doğru bir... Bir şey de pardon yanılmış olabilir. Fethullah Gülen'in grubunun bu kadar böyle arkada vurabileceğini tahmin etmemiş olabilir. Hayır tamam, şöyle sizin dediğiniz tarihle de örtüşüyor olabilir. Evet. Benim mantığıma da yatıyor. Fakat ben de diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen grubunun kendilerine bu kadar döneceğini farkında olsaydı 2010'dan önce de tedbirlerini alırdı diyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii. O beklemedi. Beklenmedik bir şey ama yani. Ama bir sene öncesi dedim ya ben, demin siz sorduğunuzda bu işin başlangıç yeri neresi diye. Bu işin başlangıç yeri bir sene öncesinde hatırlıyorsanız Hakan Fidan'a bir operasyon düzenlendi. Tabii ilk kırılma noktası orası. Orasıdır. İşaret bir şey Hakan Şükür. Hakan Şükür kırılma noktası da orasıdır. Orası. Orada ipler koptu. Koptu. Orada evet. Koptu. Sonra temkinli bir şekilde bir araya geldiler. Hatırlıyorsanız polis müdürleri değiştirildi. Emniyette bir sürü atamalar oldu. Bunlar ara ara oluyordu. Çok göze batmıyordu. Bu kadar açıktan olmuyordu. Göze batmıyordu ama içten içe çok güçlü bir mücadele devam ediyordu. Ta ki 2014 seçimlerinden sonra artık her şey daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Daha ne diyeyim Beyiç Bey. Hatırlarsınız Türkçe olimpiyatlarına dünyanın her tarafından öğrenciler geliyordu. Evet, evet. Kapalı spor salonlarında olimpiyatlarda. Tribünlerde yaptılar şeyleri. Tribünlerde ağlayan vekilleri de gördük. Ağlayan başbakan yardımcıları. Evet ağlayanlar da vardı. Fethullah Gülen evet. Hocaya Allah razı olsun evet, deniyordu. Evet, evet. Ama ben şimdi... Ne oldu da bu kadar tukaka oldu değil mi? Yani ben de anlamış değilim. Ama halk nasıl anlayacak, insanlar nasıl anlayacak bilemiyorum. Mustafa Bey bir şey daha söyleyeyim. Şu anda başbakanın baş danışmanlarından Serkis neydi o? Bir gazeteci var ismini. Şimdi biraz sonra hatırlarım belki. O dedi ki şeyler yapılan operasyonda ortaya çıkan belgeler tamamen hayali falan değil. Bu bakanların da hepsi bu kadar öyle suçsuz falan değil dedi. Yani bunlar da aslında bir kısmı şeylerin farkındalar. Hatta başbakanın bunlara dört bakana kendiniz yüce divana gitmeyi isteyin. Bu iş kötüye doğru gidecek dediği bunlar yazıldı çizildi. Ama Cumhurbaşkanı'nın iş dönüp dolaşıp kendisine dokunacağı endişesiyle meclisten böyle bir şey çıkardıkları. Burhan Kuzu'yu hatırlayın bir hafta öncesinden.
Dedi ki tabii ki dedi yav dedi evet diyeceği şey tabii ki dedi oylamayı dedi bizim istediğimiz gibi yapacağız dedi. Yoksa bir daha siyaset yapamayız olur mu öyle şey dedi. Burhan bunu bunu söyleyen adam Anayasa Komisyonu Başkanı. Kendisi Anayasa Profesörü aynı zamanda bugün gene bir çıkışı oldu. Öyle mi? Evet evet bugün Sayın Burhan Kuzu'nun bir çıkışı oldu. Onun da ben böyle çıkışlarını böyle her zaman bekliyorum. başkanlık sistemi diktatörlük diyenlerin diyor gırtlağını sıkasım geliyor. Boğazıyasım geliyor dedi. Burhan Kuzu tabii bunları evet. söyleyebiliyor yani. Ben O zaman en başta Bülent Arınç'ın boğazını sıksın. O çünkü bu diktatörlük demiyor ama başkanlık sistemini istemedi. Çok açık yani. Evet. Zaten başkanlık sistemi dünyada 42 ülkede var. Net olarak evet. 42 ülkede var. Bundan içinde büyük olarak saracağımız Arjantin, Meksika, Brezilya, Amerika, işte Ekvator, Güney Kore zannedersin. Güney Kore mi? Bir Kore'de var işte. Güney Kore. Azerbaycan'da var başkanlık sistemi. Kuzey Kore değil mi çocuklar? Evet. Kuzey Kore evet. Kuzey Kore. Son yani olan. Böyle çok gelişmiş ülkelerde değil. Sudan'da var zannedersem başkanlık sistemi. Bize uyar mı uymaz mı onu da ben sizle bir ayrı bir programda ayrı bunu bir programda yapacağız. Tartışalım onu, evet. Şimdi ben bir şey merak ediyorum Beyiş Bey. Neden sol kaybediyor? Bu kitapta okuduğumda ben neden sol evet. kaybettiğini biliyorum. Solda bir kere birleşme ve kucaklaşmayı yapamıyorlar bir türlü. Evet, evet. Solda birleşmeyi yapamıyorlar evet. yani. Hatta siz 94 yılından almışsınız, götürmüşsünüz evet, olayı. Başladık. Orası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan tutun. Evet. İşte CHP orada kaybetmesine sebep oldu. Ankara Büyükşehir'de işte DSP burada kaybedilmesine sebep oldu diye bayağı bir... Neden kazanamıyor sol? Ne yapması lazım sol? Valla elbette en önemli bence soru bu. Çünkü Uğur Mumcu'ya sormuşlar burada rahmetli yazda Ayvalık'a geliyormuş o. Tam yatmış böyle güneşte güneşlenecek. Bir de gazeteci dinlenecek. Yoruluyor çünkü gazetecilik yorucu mu meslek sizin mesleğiniz? Beyin yorgunluğu. Beyin yorgunluğu. Kafasını dinleyecek adam. Yatmış uzanmış kumlara. Yanından bir tanesi tanımış Uğur Mumcu olduğunu. Ya demiş Uğur Bey demiş ya ne olacak bu memleketin hali demiş. Ya bırak demiş şurada bari bu memleketin hali demiş. Dolayısıyla tabii Türkiye'de bizim hep bir araya geldiğimizde sorduğumuz işte soru, işte memleketin hali ya solun hali ne olacak? Niye biz bir türlü iktidar olamıyor? Sol neden bir türlü iktidar olamıyor? Bu kitapta kırılma noktası olarak verdiğim 1994 seçimleri. Aynı zamanda AKP'nin de doğuş şeyidir. Aslında doğuşu 94'ten başlamış. Tabii. Oradan başlamıştır. Çünkü %25.19'da İstanbul Belediye Başkanlığı. Yani İstanbul seçmeninin dörtte birinin oyuyla İstanbul Belediye Başkanı olmuş. Ondan sonra da bir daha vermemiş. Aynı sonuç Ankara'da olmuş. Aynı sonuç İzmir'de olmuş. Onun nedenlerini ben anlattım. O CHP ve SHP çekişmesi sırasındaki öne geçme meselesinde CHP'nin ısrarla SHP'nin adayının karşısına adayla çıkması ve seçimleri bir daha kaybedince bir daha alamamış olması. Çünkü neden? Ankara ve İstanbul'u kaybettiğiniz zaman zaten Türkiye'nin üçte birini, dörtte birini kaybetmiş oluyorsunuz. Bir de o büyük şehirlerin ekonomik gücü ve oralardaki istihdam gücü Türkiye'nin birçok yerini belki yarısına eşit çok büyük bir yarısına şey eşittir bence. Yani çok büyük bir güç. Onu kaybettiğiniz zaman tekrar alamıyorsunuz. Şimdi başlangıçta bu birleşememenin getirdiği kırılmayla iktidar kaybına sebep olundu. Ama daha sonra bir takım ideolojik eksiklikler kendi özünlüğü dışına çıkma ideolojik anlamda dışına çıkma nedeniyle iktidar konusunda oldukça şey oldu, sol geri oldu. Mesela ben hep şuna bakardım. Her seçim sonucunda mesela 94-95 seçiminde DSP birinci parti olduğunda %14'le CHP 95 seçiminde %10.7 ile barajı zor aşmıştı ve solun merkez solun toplam oyu %25'ti. 99'a gelindiğinde %8, %22 CHP barajın altında kaldı. DSP birinci parti çıktığında merkez solun oyu yine yükselmişti. CHP barajın altında kalmıştı ama %30'a çıkmıştı ikisinin toplamı. Hatta 31'e çıkmıştı. Daha sonra ikisinin toplamı 2002 seçiminde %22'ye geldi. Yani sürekli bir kan kaybetme, bir
iktidar olamama durumu vardı. Bence evet. Bunun en önemli nedeni benim buradaki tespitim de odur. Merkez solun, çünkü sonuçta 11-12 milyon oy alan bir partiden bahsediyoruz. Merkez solun kendi değerlerinin dışına çıkmaması gerekiyor. Bu biraz önce tartıştığımız konuda mesela işte AKP ile cemaat konusunda arasındaki tartışmada taraf olmamak gerekiyor. Mesela evet. Bir tarafta olmamak gerekiyor ya da bir taraftan umut beklememek gerekiyor. Çünkü senin kimyana uygun olmayan bir tebessüm şey, eden yüz olmamak gerekiyor. Gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu. Evet gibi. Ve bir de solun şu kendi tarihine bir bakması gerekiyor. Üç kere birinci olmuş. 73, 77 ve 89. 73 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Ecevit'te birinci parti çıkarken hemen öncesinde 1971 muhtırası yaşanmış. O muhtırada Cumhuriyet Halk Partisi daha sonra genel başkanı, o zaman genel sekreteri olan Bülent Ecevit muhtıraya karşı çıkmış. Evet. Ecevit'e rağmen, İnönü'ye rağmen karşı çıkmış. Anlaşamamışlar, istifa etmiş genel sekreterlikten. Anlaşamama nedenleri de 71 muhtırasıyla düşürülen hükümetin yerine kurulan atama hükümete Ecevit'in karşı çıkması. Biz bu hükümete şey veremeyiz, bakan veremeyiz diyerek şiddetle karşı çıkması Nihat Erim hükümetine. Ve dolayısıyla İnönü ile ters düşmeleri, istifa etmesi, istifadan sonra bu tavrını sürdürmesi, 72 kurultayında da genel başkan olması. Arkasından 73 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti %33 ile, 77 seçimlerinde %42.17 ile yine birinci parti ve 1989'da da Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerde, yerel seçimlerde %33.5 oy alarak il genelde 28 ile birinci, yerel yönetimlerde %33 oyla birinci ve 39 vilayetin İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, hatta şaşırırsınız Kayseri bile var içinde. Bütün buralarda belediye başkanlıklarını almış, birinci olmuş. Peki nasıl olmuş, nasıl yapmış, neye alabilmiş? Niye? Kendi değerlerine sahip çıkarak. Yani değer derken neyi? Değer derken şunu, kendi ideolojisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi altı oku var. Bu bir. Ama bununla yetinmemiş. Bu altı oka Cumhuriyet Halk Partisi 1977 seçimleri öncesinde kurultayda 6 ok daha ilave etmiş. Bu 6 ok dayanışma, demokrasinin geliştirilmesi, emeğin üstünlüğü, özgürlük, gelişme, eşitlik ve bütün bunlarla birlikte toplumsal muhalefeti de örgütlemiş ve arkasından %42.17 oy almış. Daha öncesinden %33 oy aldığında Cumhuriyet Halk Partisi topraksız köylüden yana olan bir tavır sergileyen bir partidir. Bütün bunları köylerde anlatmış ve Ecevit'e şunu sormuşlar. Demişler ki, peki Sayın Ecevit, 1969 yılı Antalya Elmalı'da büyük toprak sahipleriyle köylüler arasında çatışma var. Bu çatışmada ne diyorsunuz siz, nasıl çözülmesi gerekir? Ecevit demiş ki, toprak işleyeni su kullanan. Şimdi, yani sizin özünüzün ve sözünüzün bir olması gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman halk sizi destekliyor. Biraz önce o Siriza örneği verdiniz ya, işte bize benziyor da yok benzemiyordu diye. Şimdi siz sol bir parti olarak emekten, halktan, yoksul kesimden oy almanız gerekirken buralardan oy alamıyorsanız bunun nedenleri budur. Bunun karşılığı da bitiriyorum. Bunun karşılığı da kendinizi işte biraz önce söylediğim gibi bir takım cemaatçi anlayışlara, bir takım benzer tavırlara almak değildir. Onu aldığınız zaman kaybediyorsunuz. Sayın Beyç Bey, ben bu konuda değerler konusunda şimdi programımızın 3. bölümünde bir soru soracağım tamam. Size. Çünkü değerlere çok bahsettiniz, öne çıkardınız. Bir reklam arası, Rütük tamam. Geriye. Çünkü tamam. Girmek zorundayız. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arası, ondan sonra son bölüme gireceğiz efendim.
sevgili seyirciler, tekrar beraberiz efendim. Behiç Bey'le beraber. Evet Behiç Bey, şimdi benim bir şey dikkatimi çekti. Değerler. Siyasi görüş değerlerinden mi bahsediyorsunuz burada? Yoksa bunu mu ön plana çıkarmak istiyorsunuz? Mesela ben merkez sağda bir partideydim. Siyaset yaptım. Sonuçta o siyasi partide hayat bulmadı düşüncelerim. Sola geldim ama bir potansiyelim var bulunduğum bölgede. Merkez sağdan gelmiş Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapma şansı olmaması mı lazım diyorsunuz? Yani değerler derken yani öz kendi içinden mi bu işleri çözmesi lazım diyorsun? Yoksa çünkü geçmişe bakarsanız Sayın Adnan Menderes'in de Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapıp Demokrat Parti'yi kurduğunu biliyorsunuz en azından. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi de Türkiye'nin ilk partisi ve merkez sağda oluşan çoğu eski siyasetçiler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden gelen siyasetçiler oldu genelde. Yani Türkiye'ye gerçeğine de bakarsanız alttan çarp, üstten çıkar, yandan böl, oradan çıkar, buradan böl, gene %30 olayını geçmiyor. Yani sosyal demokratların kendi işlerindeki şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirebileceği oy. Değerler derken sağdan katılımları mı kastediyorsunuz? Yani onları almamak mı lazım diyorsunuz? Şimdi onu kastetmiyorum. Ama oradan eğer katılımlar olacaksa bu tepeden bir takım yerlere monte etmeler değil de halkın kazanılması, tabanın kazanılması anlamında ona hiçbir itirazım yok. Bunu şöyle ifade etmek istiyorum. Biraz önce siz de belirttiniz %30-35 civarında Türkiye'de sol, %65-70 civarında da sağ vardır. Sağ var. Türkiye'nin siyasi şablonu budur. Şablon diye. Bu. Şimdi matematik olarak siyasete baktığınızda böyle görünebilir. Geçmiş siyasi rakamlara baktığınızda da biraz önce işte CHP-SHP toplamlarını hep vererek özellikle bu kitapta da var verdiğimde %30-33 civarında bir şey ortaya çıkıyor, rakam ortaya çıkıyor merkez sol açısından. Ama bunun kırılma noktaları olmuş. Mesela 77 seçiminde %42'ye çıkmış Cumhuriyet Halk Partisi. Nasıl çıkmış? Eğer %33 civarında bir sadece merkez sol varsa o 10 puan nereden gelmiş? 10 puan merkez sağdan gelmiş. Tabii ki merkez sağdan oy alacak. Her siyasi parti herkesten oy almak ister. Bu çok doğal bir şeydir. Bundan daha yani doğal olan bir şey olamaz. Ama o oyu alırken kendi öz gücünüzü kaybetmeden almanız gerekir. Mesela biz şu son yerel seçimlerden ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden örnek vermek isterim. Mesela cumhurbaşkanlığı seçiminde örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi kendi genel başkanıyla çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer partiler, Milliyetçi Hareket Partisi, CHP ve benzer işte 10-12 tane yakın bir parti. İşte Ekmelettin İhsanoğlu'nu destekledi. Öbür taraftan HDP de kendi genel başkanlığı adayı gösterdi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlıklı parti olarak ortaya çıkardığı aday Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekmelettin Bey'in şahsıyla ilgili değil bu söylediklerim. Yani çok kişilikli, bilgili, birikimli olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi kimliğine uygun değil. Şimdi böyle yaptığınız zaman o değerler kendi değerlerinize, işte kendi ortaya koyduğunuz, sizi var eden, sizi kimliklendiren değerlerinize aykırı davranmış oluyorsunuz. Mesela yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi partisinin dışında bir aday gösterdiğini gördünüz mü? Ben görmedim hiçbir ilde. HDP'nin kendi partisi dışında herhangi bir aday gösterdiğini gördünüz mü? Görmedim. AKP'nin başka bir partiden aday gösterdiğini gördük mü? Görmedim. MHP'den çıktı, merkez sağdan çıktı ama merkez soldan... Hayır, CHP bir tek biz gösterdik. Merkez sağ oylar almak için gösterdik bunu da. Ha demek ki gördük ki aday gösterilerek merkez sağ oylar alınmıyor. Hatta Ankara örneği bunun için verilir. Ankara'da Mansur Yavaş %44'e geldi diye ama Ankara'da CHP belediye meclisinde %32 aldı. MHP %12 oy CHP'ye verdi Ankara'da ama CHP'ye vermedi, Mansur Yavaş'a verdi. Dolayısıyla CHP'nin kendi oyları kadar kaldı Ankara'daki oyu. Biz Balıkesir'de bunu yaşadık. Mesela işte Büyükşehir Belediye Başkan adayı, kırsal kesimden oy getirecek diye ortaya çıkarılan adayımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne 80-90 bin oy kaybettirdi. Bu şu demek değil bakın, yani sağdan hiç kimse gelemez. Şu merkezden hiç kimse gelir.
gerçekten size katkı sağlayacaksa, gerçekten bir değer verecekse... Ama siyasi kimlik diyorsunuz. Gelir yani. Ama şöyle söylüyorum yani... Partinin siyasi kimliği olması lazım diyorsunuz. Hayır hayır, şunu söylüyorum. Partinin siyasi kimliği savunduğu değerlerdir. O değerler ekseninde siz ne diyorsunuz? Ben laik bir partiyim. Demokrasiden yanayım, insan haklarından yanayım, bağımsızlıktan yanayım, cumhuriyetten yanayım diyorsunuz. Sizin adaylarınız da ister merkez sağdan, ister şuradan, ister ortadan olsun bu değerlere ters düşmeyecek birisi olması gerekir. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi HDP'li birini aday gösterir mi? Milliyetçi Hareket Partisi'nin kimliğine ters düşmeyecek mümkün mü? Yani o tamam, o aşırı uçta bir parti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi aşırı uçta bir parti değil ki. Hayır, tabii ki. Milliyetçiliği aşırı uçta diye tanımlıyorlar yani. Hayır, HDP'yi de aşırı uçta çünkü Kürtlerin Partisi evet, diye gözüküyor. Evet, evet. Ama onun orada aday olmaması, onun ama, aday göstermemesi normal. Ama merkez AKP bugün merkez partisi. Merkeze de olduğunu söylüyor. %46 falan da oy alıyor işin baktığınız zaman ki merkez oyları alıyor. Ama o şimdi, ANAP'ın doğru yolun oylarını alıyor yani. AK Parti'de bugün MHP'li aday da çıkabiliyor, HDP'den aday da çıkabiliyor. AK Parti bunu da yapabiliyor yani Güneydoğu'da. Şimdi Güneydoğu farklı ama bakın. Güneydoğu'da insanlar diyor ki biz iki şeye oy veririz. Ya dinimize oy veririz ya ırkımıza oy veririz. Oradaki durum farklı. O yüzden CHP oralara giremiyor zaten. O yüzden MHP oralara giremiyor. Onu kırmak lazım. O ayrı bir olay. Onda nasıl kırdılar? İşte Fethullah Gülen Hoca'nın oradaki bir ağırlığı vardı. Bence bu barış süreci bile Fethullah Gülen Hoca'nın o cemaatin oradaki bariz üstünlüğünü barış süreciyle kırarak yani bir nevi de AK Parti orada böyle bir siyasi... Onun bir nedeni vardır tabii yani. Bir siyasi evet, neden de olabilir bence. Evet yani. Onun bir nedeni vardır çünkü orada Gülen okullarının o PKK ile çatıştığını biliyoruz. Biliyoruz. Ya biliyoruz yani evet. Orada o bir devrimle noktalarından birisi olabilir. Ama ben yine tekrar şeye dönecek olursak değerler ve özüne dönme anlamında şunu ben kastediyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ya da merkez sağdaki soldaki herhangi bir parti... Kendi değerlerini koruyarak ve merkez sağın değerlerine de saygı göstererek oradaki saygın insanları her zaman için alabilir. Orada hiçbir behis yok. Ama düne kadar işte daha dinci, daha işte siyasal İslamcı bir partide siyaset yapmış ve orada artık şeyi tükenmiş insanları getirip Cumhuriyet Halk Partililerinin önüne koyduğunuz zaman bu tutmaz. Bu olmaz. Şimdi o insanlara Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset hakkı yok mu? Var. Buyursunlar bir tabandan başlasınlar. Aşağıdan başlasınlar. Siyasete oradan başlasınlar. Seçilerek gelebiliyorlarsa, nereye gelebilirlerse de başımızın üstünde yeri var. Şimdi bu ayrı bir şey benim bu söylemek istediğim. Dolayısıyla bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık önümüzdeki dönem... Şimdi sağa açıldığı, sağdan bir takım şeyler, adımlar atacağı söylentisi var. Bunu iki seçimde denedi. Bir cumhurbaşkanlığında denedi, bir yerel seçimlerde denedi. Ve alınan sonuçlar ortada. Alınan toplam oylar da ortada, alınan sonuçlar da ortada. Dolayısıyla burada artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi özüne dönmesi gerekiyor. Bu kendi özüne dönmesi demek, merkez sağa kapılarını kapatması demek değil. Ama... Merkez sağdan bir takım insanları toplayıp gelip partinin tepesine üstüne oturtması da demek değil. Öyle olduğu zaman siz evdeki bulgurdan oluyorsunuz pirinç bulmaya giderken. Benim özellikle üstüne durmak istedim buydu. Partinin tabandan gelerek, emek vererek. Gelsin buyursun gelsin. Onu diyorsunuz ama buyursun, işte gelsin yani. Siyasette bazen bu model uymuyor yani. Bir de şunu belirtmek isterim hemen burada o CHP ile ilgili neden işte başarılı olamıyor. Bir kere CHP, Cumhuriyet Halk Partisi... Cumhuriyeti kuran bir parti, çağdaşlaşmanın önünü açan bir parti. Bunları inkar etmemek lazım. Bu çok önemli. Şimdi Osmanlı toplumundan ama hangi Osmanlı? Atatürk diyor ki bize yoksul bir köylü devleti kaldı. Borçlu, geri ve yoksul bir köylü devleti kaldı. Onun içinden bir cumhuriyet ortaya çıkarıyorsunuz ve o cumhuriyet ilk 15 yılında çok başarılı işler yapıyor. Dünyanın saygın devletleri haline geliyor. İşte ekonomisini güçlendiriyor. 1929 ekonomik bunalımına rağmen krize girmeden geçiriyor falan. Bütün bunları yapıyor ama 1939'da ikinci savaş başladığında tabii ki Türkiye tedbirler almak zorunda kalıyor ve kıtlıklar oluyor. O zaman tedbirler oluyor. İşte karneli yıllar oluyor. Benzer şeyler oluyor. Şimdi bunlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenmek haksızlık. Niye haksızlık? Bu CHP'nin iktidar olamamasındaki dış saldırıdan bahsediyorum burada. Evet, dış saldırıdan. Dış saldırıdan bahsediyorum. Mesela başbakan ikide bir eline alıyor, çıkıyor. Mesela şu kamera nerede? Bunu buradan göstereyim. Hangisine bakayım? Bu. Buna göstereyim. Bu Seferihisar'da
yanıp yıkılmış bir caminin şeyi resmi. Bu 1936 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkmış bu haber. Şimdi Başbakan diyor ki, o zaman Başbakan Sayın Cumhurbaşkanı, bu diyor Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi diyor. Bakın yalansa gidin bakın, 1936 yılında bu haber Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkmış. Haberin başında yazan şu. Haberin başında diyor ki bu cami ahır olarak kullanıldı. Haberin devamı var. Sayın Cumhurbaşkanı şimdiki haberin devamını okumuyor. Diyor ki sadece bunu söylüyor. Ve bunun üzerinden insanlara bir şey gönderi mesaj veriyor. Ve o mesajda da o Cumhuriyet Halk Partisi'nin dinle ilgili konusundaki bir takım yanlış anlaşılmalarına prim yaptırıyor. Halbuki haberin devamında şunu diyor. Bu cami Seferihisar'da bir camidir. Yunanlılar kaçarken bu camiyi yakıp yıkmışlar. Ve o yakıp yıkmadan sonra burası ahır olarak kullanılmış. Onlar tarafından ve daha sonra bizzat Atatürk'ün talimatıyla bu camiler onarılmış. Türkiye'de binlerce buna benzer yüzlerce cami var. Bir takım türbeler var, bir takım yerler var, dini yerler var. Bunların hepsi onarılmış ve en önemlisi de Atatürk diyor ki bakın, gösterişe kaçmadan, nutuk atmadan ve siyasete alet etmeden bunları onarın ve ibadete açın diyor. Şimdi böyle dendiği zaman insanlar bakıyorlar, diyorlar ki işte Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti, dinsiz bir parti. İşte karneli yılları hatırlatıyorlar. Şeker karneyle, patiska karneyle, ekmek karneyle. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yaşanmadı mı bunlar? Yaşandı. Ama neden yaşandı? Hemen çok güzel bir soru sordunuz. Neden yaşandı? 1939'da 2. Dünya Savaşı başladığında Türkiye savaşa girmedi. Çok güzel, doğru. Ve bütün sınırlarında 1 milyon askeri hazır bulundurdu. 1 milyon asker. Çünkü neden? Karşınızda Hitler gibi birisi var. Kime ne zaman saldıracağı belli değil. Her an size de saldırabilir. Dolayısıyla siz devlet olarak tedbir almak zorundasınız. 1 milyon askeri sınıra yığdığınız zaman 1 milyon askerin iaşesini siz askersiniz, daha iyi bilirsiniz ne demek olduğunu. Bilmiyorum. Bunun ikinci bir yanı daha var. Çok konuşulmayan, çok bilinmeyen, bence çok önemli olan ikinci bir yanı daha var. O da şu. 1 milyon asker 20 ile 45 yaş arasında insanlar 4 yıl o zaman askere alındılar biliyorsunuz. O insanlar köylerinde tarlayı eken, ekini biçen insanlardı. Yani iş gücüydü. Siz o iş gücünü aldınız, 1 milyon iş gücünü sınırlara koydunuz. Dolayısıyla sizin yıllık buğday üretiminiz 100 tonsa yarıya düştü. Nüfusunuz aynı. Ne yapacaksınız? Bunu tedbirli dağıtmak zorundasınız. İki yol var. Ya borç verecekler size, ama borç verince sizden bir takım şeyler de istiyorlar. Bize kapılarınızı açın, şunu yapın, bunu yapın diyorlar. Ya da bu sıkıntıları çekeceksiniz ama bağımsızlığınızı, onurunuzu koruyacaksınız. İşte Genç Cumhuriyet Hükümeti ikinci yolu seçti. Bunu yapmak zorundaydı. Başka türlü bunun altından kalkamazdı. Bunu seçtiği için de o sıkıntıyı çeken insanlar, ama bunun içinde şu da vardır, onu da tespit etmek lazım. Bir takım devlet görevlilerinin yanlış davranışları vardır, bir takım devlet görevlilerinin baskıları vardır, evet. Jandarma baskısı vardır. Evet. Bunlar olmuştur. Ama bunların olması demek, ben şunu tekrar ısrarla söylüyorum, o yapılan işlerin yanlış olduğunu göstermez. Uygulamada aksaklıklar olmuştur. Ama yöntem doğru bir yöntemdir. Siz tedbir almak zorundasınız. Hatta bununla ilgili çok bilinen bir şey var. Hikaye var, kısa bir hikaye. İnönü'ye elinde çocuğuyla bir kadın yaklaşır Konya'da. Paşam paşam der. Bak der, bu çocukları siz aç bıraktınız der. O da der ki evet der, aç bıraktım ama babasız bırakmadım der. Dolayısıyla bu o dönemin, 40'lı yılların bence çok önemli bir şeydir, bu ana fikridir. Tek bir cümleyle ifade edilmesidir. Toprak mahsullerin vergisi koyulmuştur. Yol vergisi koyulmuştur. Yolunuz yok. Yani yol yapmak durumundasınız. Yolunuz yok ve bunu ya dışarıdan borç alarak yapacaksınız ya da kendi insanlarınız imece usulüyle yapacak. Şimdi diyorlar ki ya yol vergisi vereceksin iki yömiye, veremiyorsan gelip yolda çalışacaksın iki yömiye. Bu kendi yolunu yapacaksın. İşte buradaki bilmem ne köyünden aşağı inerken o yol yok. Devletin imkanları kısıtlı. Dünyanın imkanları o zaman kısıtlı. Yani bütün bunlar üzerinden siyaset yapılınca dolayısıyla arkasından Marshall yardımıyla bir bolluk gelmiş. O Marshall yardımından dolayı işte traktör sayısı artmış, biçerdöver sayısı artmış, işte bir takım yollar yapılmış, şunlar bunlar yapılmış. Ama bir şey var.
Cumhuriyet, genç cumhuriyet bağımsızlığını korumak için dışarıdan borç almamış. Osmanlı'dan kalan borçlarını bile ödemiş ve Demokrat Parti'ye kasası dolu bir devlet teslim etmiş ve en sonunda o kasanın bomboş olduğu ve borçlandırıldığı ortaya çıkmış. Tabii ki bu sıkıntılar yaşanmış. Tabii ki insanlar bir takım acılar çekmiş. Ama 20-50 milyona yakın insanın öldüğü bir dünyada, 2. Dünya Savaşı'nda bizim insanlarımızın çektiği acıların çok çok büyüğünü başka ülkelerde başka insanlar da çekmiş. İşte bazen siyasetin cilveleri bunlar. Dönem dönem yaşanıyor. Tabii ülkeyi yöneten liderler, başbakanlar çok önemli. Şimdi ben zannediyor musunuz Sayın Bey, hiç belki katılırsınız bilemiyorum. Büyük Orta Doğu projesiyle Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın komşularla olan yaşadığı ilişkilerden dolayı, Suriye ilişkileri olsun, işte efendim İran-Irak ilişkileri olsun, bunların seçimlerde sandıkları, bunun bir diyeti vardır yani. Bir bedeli vardır. İşte 40'lı yıllarda da işte karneyle dağıtılan ekmekli sanayiadır. Ben de sanayi kuruluklarını hatırlıyorum. CHP zamanında da... O 77... 77 evet. Yılında ben o yılları iyi gördük, yaşadık. Evet. Ama hepsi siyasette... Benzin kuyrukları. Herkes bir siyasette bu bedeli ödemiştir yani. Ama onu yaratanlar daha sonra kendileri itiraf ettiler. Yani, yoklukları 70'li yıllarda... Geliyor, evet, bedeli. Evet. Yani şu oluyor, siyasetin çöplüğünde yerini alıyorsunuz. Çok iyi lider olabilirsiniz ama çok iyi milletin ve menfaatini, halkın menfaatini korumak ve yönetmek zorundasınız. Şimdi bakınız Mustafa Bey, bir örnek vermek istiyorum. Çok basit. Şimdi bu şu cami meselesi ve buna benzer şeylerle Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyor ya Sayın Cumhurbaşkanı, hala da devam ediyor. Mesela ben bir köşe yazımda Soma depreminden sonra şunu yazmıştım. 40 ağaçın mezbahasına Soma'daki morglar yetmediği için insanlar orada 40 ağaç mezbahasına daki soğutuculara koydu, biliyor musunuz? Bunu gazeteler yazdı. Bu maden faciası. Aynen mi? O şeydeki Soma'daki 301 insanın ölümünden sonra tır soğutucularda bile kaldı efendim. Kaldı. Orada. Şeyde de kaldı. Yani o gene bir su götürdü. Mezbah şimdi buradan çıkarak 15 sene sonra biz şunu desek, ya bu AKP iktidarı İnsanları soğuk şey yerine, morg yerine mezbahalara attı, mezbahalarda tuttu desek bu doğru ya olur mu? Bu haksızlık olmaz mı? Bu haksızlıktır. Çünkü şartlar yok yani, o kadar yani. Öyle bir felaketin ki bilemezsiniz yani. Bilemezsiniz yani. Şu anda ben şuna inanıyor musunuz? AK Parti iktidarının ve başbakanın, cumhurbaşkanının böyle bir felaketin olması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini mi zannediyorsunuz? Allah kimsenin başına vermesin. Kimse... Ama şartlarda orada cenazeleri kokutmamak için kullanmış olabilirler. İşte aynen onu söylüyorum. Bakın çok güzel bir örnek bu. Şimdi orada deseler ki bir sene önce, ya şu Soma'ya 500 morgluk bir yer yapalım. Millet de sen ne yapacaksın ya 500 morgluk yeri kardeşim? 20 insanlık morg varsa tamam ona, yeter. Ona da karşı çıkacaklar yani. Tabii hayır, öyle denir normalde. Normalde ama böyle bir felaket olduğunda biz bunu anlıyoruz. Yok yani, işte dediğiniz gibi tırlarda olacak, şurada olacak cenazeleri kokutmak için. Ama şimdi buradan hareketle aynı şeyi yapsak biz, şunu desek, ya kardeşim siz bırakın bunları, insanları hayvan mezbahasında tuttunuz desek bu haksızlık olmaz mı? Onun için vicdansızlık yapmamak lazım. Yani ama işte bunları çok, bu namüsait durumları da çok kötü kullanmamak lazım. Bu yani bugün vicdan sana, yarın meselesi bana yani. Evet, bugün evet. Onlarısı yarın bizlere. Aynen, evet, Allah kimsenin evet. O Soma'da ölenlere de Allah'tan rahmet dileyelim. Ailelere de zor günler yaşadı. Çok Allah herkes, tabii. Kimse istemez. Tabii. Yani ben düşmanım bile, dünyanın bile böyle bir faciayla bizim kaldığımızdan dolayı üzüntü duyduğunu, gerçek insanlığın üzüntü duyduğunu inanıyorum. Efendim, programımızın sonuna geldik mi Eşbek? Geldik mi? Çok çabuk geçti. çok çabuk geçti. Evet. Ben güzel bir sohbet oldu. Keyif aldım doğrusu. Ben de çok keyif aldım. Daha çok konuşacaklarımız var. İnşallah en kısa sürede gene ben sizi konuk ederim. İnşallah. Kitabınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bunu yani... ben özenle okuyacağım. İlk kitabınızdan da çok zevk alıyorum. Bundan da zevk alacağıma inanıyorum yani. Son bir söyleyeceğiniz bir şey varsa efendim alayım, programı kapatayım. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için. Ben Türkiye'nin mayasında çağdaşlaşmaya,
laikliğe, demokrasiye, ileriye gitmeye uygun bir yapı olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanı deyimiyle fıtratının bu olduğunu ve bu yoldan ne olursa olsun asla çıkarılamayacağını, önemli olanın yenilmek değil teslim olmamak olduğunu söylüyorum. Türkiye daha güzel günler görecektir. Türkiye daha iyi aydınlık günler görecektir. Hiçbir şey Türkiye'nin önünü, hiçbir güç Türkiye'nin önünü kapatmaya yetmeyecektir. Ben buna inanıyorum. Bütün mesele şudur. Biz kendi yanlışlarımızı kendi kendimize tespit etmekten ve öz eleştiri vermekten kaçınmayalım. Bütün mesele budur. Ben bunu yapacağımıza, başaracağımıza inanıyorum. Sonuçta Türkiye Atatürk'ün açtığı o aydınlanma yolundan önüne engeller koyulsa da o engelleri aşarak geçecektir. İnşallah temennimiz o. Ben yalnız şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olabilmesi için, son iktidar olabilmesi için mevcut hükümetlerin bir takım politikalarını eleştirerek değil, gerçek iktidarın Türkiye'de tarımdaki söylemlerle, tarım çok önemli bizim için, hizmetlerle vatandaş bunu duymak istiyor. Yani o onu aldı bunu verdiden ziyade siz ne vereceksiniz? Siz nasıl bir yönetim politika izleyeceksiniz? Millet bunu bekliyor. İyi bir program hazırlanmış sanıyorum vatandaşa yani, açıklanacak. Ama tarım da bunun içinde çok tarım önemli. Çok önemli. Tabii, Balıkesir'de, evet, tarım başkenti diyoruz kendimize. Evet. Tarım çok önemli. Tarımla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi iyi bir program yaptı. İyi bir programı var sanıyorum. Onu açıklayacağım. Ben geçen programımızda Yurt Yıldırım'ı konuk etmiştim. O zaman gördüm, inceleyemedim zaten programı. Ben böyle söylemler üzerinde siyaset olursa 2015'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü insanlar bıktı artık. Evet. Yolsuzluk, hırsızlık bunları duymak istemiyor. Evet. İnsanların kafası karıştı. Ben ne verebilirim, siz ne yapabilirim, biz parti olarak neyi sunabiliriz? Çipras örneği işte. Çipras çıktı, ben bunu yapacağım dedi. Evet. Bir söylem değiştirdi, havayı değiştirdi. Yani algıyı yaratabilmek, umudu yaratabilmek. Çünkü evet. Ecevit ne diyordu? Yani umut diyordu. Umudumuz insanlar umut diyordu. Yoksulluk kader değil diyordu. Evet. Ve bu bozuk düzen değişecek diyordu. Bu evet kadar yani. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sizi sağ olun. Konuk etmekten onur ve şeref duydum. Ben de. İnşallah başka bir zaman gene programımıza çok konuk olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almıştırsınız. Eğrisiyle doğrusuyla konuşmaya çalıştık. Sürçülisan eyledikse affola. Başka bir siyaset gününde görüşmek ve buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık efendim.